Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar. Kanal 3 ekranlarında Kanal 3'te Sabah'ta ben Pınar Akarsu ile birliktesiniz. 3 saat boyunca burada olacağız. Ulusal haberlerimiz, ulusal gazetelerimiz, yerel haberler ve yerel gazetelerimizi ve tabii ki alanında uzman konuklarımızı ağırlayacağız. Program başladı, hemen Türkiye gündemi haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum. Aziz milletim, Cumhuriyetimizin 100. yılını sıradan bir tarih geçişi olmanın ötesinde kazanımlarımızın ve hedeflerimizin muhasebe vesilesi, vizyonlarımızın nirengi noktası görüyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Coğrafyamızdaki hakimiyetimizin 1. yılına yaklaştığımız bir dönemde bu tür muhasebelere ve vites büyütmelere daha çok ihtiyacımız olduğu açıktır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e miras kalan Anadolu'daki varlığımızı ilelebet kılmak için dünyanın ve bölgemizin değişen şartlarını iyi okumalı, kendimizi hep bu coğrafyanın üstünde konumlandırmalıyız. Aradan geçen bunca asra, yaşanan onca hadiseye rağmen bu toprakların hakimiyetimizde olmasını hala hazmedemeyenler olduğu gerçeğini biz değil, karşımızdakiler sürekli hatırlatıyor. Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinin her bir adımı, her bir gelişmesi bu hakikatin birer vezikasıdır. Bilhassa 18. yüzyıldan itibaren verdiği mücadelelerin yol açtığı tüm yorgunluğa, tüm yıpranmışlığa, ödediği onca bedele rağmen insanımızın milli mücadeleye dört elle sarılmasının gerisinde de aynı bilinç vardır. Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı milli mücadeleyi, şanlı tarihimizin bu topraklardaki son devleti cumhuriyetle taşlandırmamız, milletimiz için yeni bir başlangıç anlamına gelmektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca da hem geçmişten gelen yüklerin ağırlığı hem yeni devletimizin kuruluş sancıları sebebiyle demokratik ve ekonomik gelişim adımlarımızı epeyce yavaş atabildik. Buna rağmen önce çok partili siyasi hayata geçerek ardından darbeler, siyasi istikrarsızlık ve terörle kesintiye uğrasa da kalkınma hamlelerimizi başlatarak kendimize yeni bir yol çizdik. Geçtiğimiz 20 yıl eser ve hizmet siyasetinde ülkemizin altın çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Tüm bu arka plandan hareketle Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye yüzyılı ülküsüyle başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz. İki asırlık demokrasi tarihimizin en köklü yönetim sistemi reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye yüzyılının girizgahı ve garantisi olarak addediyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son iki asırda yaşadığımız kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek, Türkiye 100 yılı iddiamızı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bu programı 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettiğimiz 2023 hedefleri
bizim için kısa vadeli atılımlarımızın ilk istasyonudur. Ardından fethin 600. yılına adağımız 2053 vizyonumuz geliyor. Bu vizyonu teknolojiden savunmaya, çevreden ulaştırmaya kadar tüm unsurlarıyla şimdiden şekillendirmeye başladık. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'nin 1. yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzla taçlandıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da konuştu. Vatandaşla sohbet ettim. Kamyon şoförleriyle sohbet ettim. Parti otobüsüyle geldim, otobüsün üstünden Bucaklı kardeşlerime selam verdim, saygılarımı sundum. Ama ilk kez bu kadar heyecanlı, bu kadar güzel bir toplulukla karşı karşıyayım. Dolayısıyla burada olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sizleri yürekten kucaklıyorum. Gençler heyecanlı biliyorum. Onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava alın terine değer verme davasıdır. O dava beraber yaşayalım, birlikte yaşayalım, kucaklaşalım davasıdır. O dava sen ben ayrımı yapmama davasıdır. O dava ister doğuda, ister batıda, güneyde, kuzeyde yaşayalım, beraber yaşayalım davasıdır. O dava ayrışma değil, kucaklaşma davasıdır. O dava birbirimize farklı gözlerle bakmak değil, helalleşmek, bir araya gelmek, oturmak, konuşmak, sohbet etmek davasıdır. O dava hiçbir evde, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir davadır. O dava herkesin işinin, aşının olduğu bir davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Gençler katılıyor, emeğiyle geçinmeye çalışanlar partiye katılıyor. Dolayısıyla bu davanın da bir neferi olarak ben karşınızdayım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bakın, Bucak'tan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Bugüne kadar ben biliyorum zaten. Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil. Sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa hata Bucak'ta değil, hata bizde. Biz gelmedik. Sofranıza oturmadık. Çayınızı, kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk. Güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorsunuz diye gezdik, oturduk, bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım. 7 kardeşiz. Üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Her aşamada, her yerde onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum. Ve onlarla mücadele ettim. Benim 27,5 yıllık bürokratik hayatımı sorguladılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa bir kişinin veremeyeceği hesabı yoktur. Boğazından aşağı haram lokma inmiyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gündeminde yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri vardı. PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, terör örgütlerine kucak açan, bunları besleyen, Türkiye düşmanlarının yanında duran ve onlara arka çıkan İsveç ve Finlandiya bu tavırlarından vazgeçmediği sürece ve özellikle garanti demiyorum bakalım. Bakın garanti demiyorum. Çünkü daha önce defaten garanti verdiler. Bunların hiçbirisi yerine gelmedi. Somut adımlar atarak
Türkiye'nin bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine evet dememelidir ve demeyecektir. Doğru olan da budur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da diğer Avrupa ülkelerinin tavırları elbette ki bizi bir dereceye kadar ilgilendirir. Ama bakıyoruz şimdi içerideki özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler bu konuda net bir tavır yok. Hatta bir açıklama dahi yok. Bir açıklama dahi yok. Hepsi suspus. Avrupa ile, ABD ile, Batı ile ilişkilerini bozmak istemiyorlar. HDP'yi gücendirmek, HDP ile karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Balkanlar'da çok önemli adımlar attı. İşte bu atılan adımların nihayete ermesi için biz Cumhur İttifakı'nı gerekli görüyoruz. Onun için devletin bekası için diyoruz. Ülkenin bütünlüğü için diyoruz. Milletin istiklali ve istikbali için diyoruz. Savunma sanayinde atılan hamleler, İHA SİHA görünürde olanlar, arkada yapılan diğer mühimmatla ilgili diğer hem konvansiyonel hem elektronik anlamda başarılı yürütülen savunma sanayindeki çalışmalar, bunların nihayete ermesi lazım. Bunlar yarım kalmaması lazım. Türkiye'nin başlatmış olduğu kendi savaş uçağını, muharip uçağını kendi yapma projesinin inkıtaya uğramaması lazım. Aynı şekilde kendi balistik füzelerine sahip olması lazım. Aynı şekilde kendi nükleerine sahip olması lazım. Bunlar saldırı için değil, bunlar caydırıcılık için ve bunlar savunma için. Bazı kesimler, özellikle Cumhur İttifakı karşısında yer alan ve Millet İttifakı'nın başını çektiği kesimler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için battık, bittik, öldük, yok olduk havasında bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Herkes emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batıracak bir güç yoktur. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın izni ve Allah'ın yardımıyla bu büyük Türk milleti, bu büyük Müslüman Türk milleti her zorluğu yenmiştir. Bu zorluğunu da yenecek ve özlenen refaha, zenginliğe de önümüzdeki süreçlerde yine görecektir. Bunu görecektir ve bunu yaşayacaktır. Benim bundan zerre kadar şüphem yoktur. Olay tüm şüpheleriyle aydınlatılana kadar biz bunu takipten vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Yine aynı şekilde bu süreçte kimin hatası, kimin ihmali, kimin kusuru ve dahi kimin kastı varsa bunların tamamı ortaya çıkarılıp tamamı mahkemelerde hesap verip hak ettikleri cezayı alana kadar Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partililer ve Alperenler canları pahasına ise canları pahasına ne gerekiyorsa her şeyi yerine getirip bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konut finansman paketini değerlendirdi. Adaleti biz tesis edeceğiz. Eğitimi biz düzelteceğiz. Ekonomiyi biz düze çıkaracağız biz. Herkes bunu iyi bilsin. Merak etmeyin. Hepsini evvelallah biz çözeceğiz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Ortaya somut, gerçekçi planlar ortaya koyuyoruz. Somut, gerçekçi, uygulanabilir planlar ortaya koyuyoruz. İktidara gelince yapacağımız her şeyi şimdiden taahhüt ediyoruz. Ya siz bu parayı Merkez Bankası'na para bastırarak sağlarsanız, Merkez Bankası para basarsa enflasyon olacağını, fiyatların şişeceğini bilmiyor musunuz, öngörmüyor musunuz? Nitekim ne oldu? Paket açıklandığı anda konut fiyatlarında ciddi bir sıçrama oldu bütün Türkiye'de. Satacak kişiler hemen ya dediler demek ki enflasyon geliyor. Bir de onlara şimdi ne diyorlar? Fırsatçı diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. Ya siz hesap kitap bilmezsiniz ama millet hesabını kitabını biliyor. Siz Merkez Bankası'na parayı bastırdığınızda bu ülkede enflasyonun artacağını herkes biliyor. Bunun için fiyatlar artıyor.
Gerçekten yeter diyoruz ya. İnanın yeter. Bunlar etraflarındaki 3-5 müteahhit para kazanacak diye en temel ihtiyaç olan barınmayı bile bu ülkede lüks haline getirdiler. Bakın, konut meselesi önemli. Barınma meselesi önemli. Biz şehircilik eylem planımızda çok net açıkladık. Barınma hakkında da adaleti tesis edeceğiz dedik. Dar gelirli ailelerimizin, şehit yakını ve gazilerimizin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız dedik. 10 yılda çürük yapıları yenileceğiz, vatandaşlarımıza uygun finansman imkanını sunacağız dedik. TOKİ'ye özel görev yükleyeceğiz dedik TOKİ'ye. TOKİ şu anda olmuş bir vurgun aracı. TOKİ de rantiyecilere çalışıyor. Bu vurgunu sona erdireceğiz. Ve TOKİ'nin tek amacı ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımıza konut edinmek olacak. O kadar. Belediyelere ait sosyal konut stoğunu da oluşturacağız. Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını hayata geçireceğiz. Herkes şunu çok iyi bilsin. Deva Partisi iktidarında hiç kimse aç da kalmayacak, açıkta da kalmayacak. Amacımız bu. Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu özel gündem programının konuğu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Özkaya gündemi değerlendirdi. Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Kanal 3 ekranlarında özel gündem programında sizlerle birlikteyiz. Kanal 3 ekranlarında yayınlanan Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünü yaptığı özel gündem programının konuğu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Milletvekili Özkaya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le uyum içinde çalıştıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Bir milletvekili, vali, bir abi kardeş olarak çok uyumlu çalıştık. Belki abartmıyorum, bazı günler 20 defaya yakın telefonda görüştüğümüz olmuştur. Her konuyu o bizimle, biz onunla, ister Afyon'la, ister Türkiye'yle, ister bireysel konularımız olsun konuştuk, istişare ettik ve çalışmaları yürüttük. Bize ısrarla bu süreçte söyleyenler oluyordu. Kendi partimizden de dışarıdan da. Ya Vali Bey çok fazla siyasi rol çalıyor, sizin önünüze geçiyor, sizler geride kalıyorsunuz falan gibi eleştiriler olup bize gaz vermeye çalışanlar oluyor. Hiç rahatsız oldunuz mu? Asla. Hiçbir şekilde. Ben olaya şöyle bakarım. Hayat prensibim budur. Buraya yapılan her hizmet Afyonkarahisar'a yapılıyor. Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yapılıyor. Buradaki insanlarımızın refahının artması bizim varlık sebebimizdir. Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar'da siyasi bir uyum var dedi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'da sık sık söylüyoruz, Allah'a hamdolsun, çok ciddi bir siyasi uyum var. Bizim milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz, il müdürlerimiz, siyasi teşkilatlar arasında bu bir uyum var. Uyumun olduğu yerde muhabbet olur, mehabet olur, üretim olur, istihdam olur ve her türlü güzellikler arka arkaya gelir. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Valimizi Afyonkarahisar'a atarken de buradaki bu uyumu, imtizacı ve Afyonkarahisar'ın kendisi için arz ettiği önemi dikkate alarak atadı. Bir başka ile de atayabilirdi. Çok daha küçük iller vardı. O küçük illere de atayabilirdi. O küçük illere atamadı. Afyonkarahisar milliyetçi, muhafazakar, dindar bir coğrafyadır. Böyle insanları bu karakterde, bu vasıflı insanlardır. Kendi değerlerine sahip çıkan insanları sever ve sayar. Milletvekili Özkaya yapılan çalışmaları değerlendirerek hiçbir hizmet yarım kalmayacak dedi. Sabah dediler namazıyla Mısri Camii'de bir araya geldik. Ondan sonra ilçeler, sonra bakan yardımcımız geldi onunla program. Akşam işte Büyük Taarruz Sinema Festivali'nin ödül töreninde. Daha sonra biz kendisini valiliğe gittik, ziyaret ettik, hayırlı olsun dedik. Benden sonra da vali yardımcısı arkadaşlarla toplantı yapacaklardı. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin. İnşallah. Hep beraber Afyonkarahisar'da yapacağımız çok iş var. Vatandaşlarımız şunu bilsin. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. Hiçbir başlanılmış iş bırakılmayacak. Ve Allah'ın izniyle onların hepsini devam ettireceğiz. Verdiğimiz her sözü yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Evet. Evet, özel gündem programına konuk olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar'a yapılacak hizmetleri de anlattı. Sayın Ulaştırma Bakanımızla geçen hem makamında hem mecliste iki defa görüştük ve bakanımızı Afyonkarahisar'a davet ettik bütün milletvekilleri olarak. Mayıs'ın sonu veya Haziran gibi
İnşallah dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuğumuzda beraber gidelim gibi bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız da beraber gelinebilir. Yüksek hızlı trenin malum ihalesi tasfiye edilmişti. Yeniden ihale edildi. 22 milyar TL'lik çok devasa bir ihale. Şu anda Bayat'ta mesela yeni şantiye binası kuruldu. Değişik yerlerde şantiyeleri oluşturmaya başladılar. Çok hızlı bir şekilde şirket işe başlıyor. Biz de yeniden ray döşemek için bir tören yapacağız. Allah nasip ederse hem belediyemizin af rayının temelini atacağız hem de hızlı trene rayı döşeyeceğiz. Bir aksilik olmazsa hedef 2025'te İzmir ama daha 2023 belki 2024'ün başı gibi de Afyon'a hızlı tren gelecek. Milli Eğitim Bakanımızla çarşamba günü grupta tekrar görüştüm. O da dedi Haziran'ın başı itibariyle Afyon'a geleceğiz. Yarım kalan okullarımız var, söz verdiğimiz belirli okullar var. Özel idaremizdeki bütçeyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşleri tam uyuşmamıştı. Onları netleştirip hızlı bir şekilde eğitimdeki eksiklerimizin tamamlanması, yık yap, yeniden yapla ilgili ihalelerin sonuçlandırılması. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde iki temel konuya çok yoğunlaştı. Birincisi mesleki eğitim merkezleri, eski çırak evet. merkezleri dediğimiz alanda şu anda asgari ücretin 1/3'ü veriliyor. Son sınıfta yarısı ücret olarak veriliyor. Bir yıl önce 100 bin civarında olan sayı, 100-130 bin civarında zannediyorum. Bugün itibariyle 450 bini geçti. Sayın Bakanımız köy okullarını tekrar canlandırmak ve mümkün olduğu kadar taşımalı eğitimi azaltmak için bir gayret sarf ediyor. Köy okullarına daha fazla döndürelim diye. İşte bunları Afyon'da gelecek konuşacağız. Yine Tarım Bakanımızla konuştuk. Bakanımız bölüm bölüm geziyor. Bu arada Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüzle konuşmuştuk. Genel Müdürümüz bu hafta Kütahya'da seçimler vardı. Geldi Daskırı'yı, Afyon'u gezdiler. Daskırı'daki yem fabrikamızın yaklaşık 2 kat büyümesiyle ilgili bir çalışma var. 1,5-2 kat büyüyecek ve şehir içinden organize sanayiye taşıma ile ilgili bir düşünce var. İnşallah bunu önemsiyoruz. Emirdağ'daki birliğin bir kullanılmadığı yem fabrikası var. Orayı tarım krediye alınmasıyla ilgili talepte bulunduk. Birinci ihalede fiyatta anlaşamadılar. İnşallah zannediyorum önümüzdeki hafta onun ihalesi var. Tekrar onlar o ihaleye girecekler. O fabrikanın da faaliyete geçmesini ve çiftçimize tarım kredinin daha fazla istediği kadar yem üretmesini ve hazır tutmasını bekliyoruz. Sayın seyirciler, Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti. 42 öğrenci de yaralandı. Otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Korkunç kazada 3 öğrenci hayatını kaybederken 42 öğrenci de yaralandı. Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde otoyolu Güneyköy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bunlar Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukuşlu hastaneler olmak üzere ambulanslarımızla sevk edilmişlerdir. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade ettiler. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 5 ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evet, haberlerimize devam edeceğiz. Öncesinde Posta Gazetesi'ne bakalım. Öne çıkan başlıkları hemen aktaralım sizlere. Az önce de haberimizde aktarmıştık. Sürmanşette yer alıyor. Yoklama kaçağına bedelli müjdesi başlığı yer almış. 550 bin genç başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir dedi.
ve Covid izni uzadı, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz dedi. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç herkes bu göreve başvurabilir dedi. Ve yeneceğim başlığı yer almış Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Hastalığıyla ilgili hiçbir paylaşım ve açıklama yapmayan Kalkavan'ın rahatsızlığı oyuncu Hamdi Alkan'ın paylaştığı bir fotoğrafla ortaya çıktı. Hamdi Alkan, canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğim ve enerjim bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım diye yazdım. Ve sonrasında postaya konuşan Billur Kalkavan, hastalığımı öğrendiğimde çok ağladım dedi. Ama hemen kendimi toparladım. Yeneceğime eminim. Hamdi benden izin alarak fotoğrafı kullandı dedi. Ve diğer bir başlık, arkadaşının çığlığına koştu, uçuruma düştü. Antalya Kumluca'da turizm çalışanı Seval Ali Öncül çifti pazar günü arkadaşları Recep Yasemin Sarıcan'la pikniğe gitti. Akşam dönüşte Karaöz Mahallesi'nde Recep Sarıcan ihtiyacını gidermek için yol kenarında durup aracından indi. Kenardaki çiti geçen Sarıcan dengesini kaybedip uçuruma düştü. Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlığı üzerine arkadan otomobille gelen Ali Seval Öncül çifti de durdu. Recep'in düştüğü yere giden Seval Öncül 80 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Sahil güvenliğin botla ulaşabildiği Seval Öncül maalesef ki hayatını kaybetti. Recep Sarıcan ise iki bacağı kırık halde hastaneye kaldırıldı. Ve madalyayı çaldırdı. İtalya Serie A'da son haftada Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da teknik direktör teknik direktörün şampiyonluk madalyası çalındı. Kariyerinde teknik direktör olarak ilk şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki Pioli maçtan sonra şampiyonluk madalyamı biri boynumdan söküp aldı dedi. Geri getirse çok mutlu olurum çünkü tek madalyam oydu diye konuştu. Evet, sür manşetteki başlıklar bu şekildeydi. Manşete bakalım. İbret olsun başlığı yer alıyor. Denizli'de minibüste gördüğü kadına evine kadar takip edip apartmanda tecavüze kalkışan sapık Hasan Ali Seçkin'e iyi hal indirimiyle verilen 7,5 yıl hapis cezasını istinaf bozdu. Mahkeme indirimi kaldırıp sanığı 12 yıl hapse çarptırdı. Kararı Yargıtay'da onadı. Olay 28 Temmuz 2020'de Denizli Merkez Efendi yaşandı. İşten çıkan DA'yı izleyen Hasan Ali Seçkin peşinden girdiği apartmanda kadına bıçak çekip tecavüz etmek istedi. Bağırmaması için eliyle ağzını kapatıp genç kadının üstünü başını yırttı. Gürültü üzerine DA'nın babası kapıya çıkınca sapık kaçtı. Ailen ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. DA'nın kolundaki dövmesinden teşhis ettiği Seçkin tutuklandı. Hasan Ali Seçkin mahkemede minibüste bakışlarından etkilendim. Arkadaşlık teklif etmek için peşinden indim. Asansöre onunla bindim. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Telefon numarasını istedim. 3 gün sonra nişanlanacağını söyledi. Bağırmaya başladı. Bana komplo kurdu diye kendisini savunmuş. Yerel mahkeme sapığa 9 yıl hapse çarptırdı. Mahkemedeki tutum ve davranışları nedeniyle de cezayı 7,5 yıla indirdi. İtiraz sonrası dava Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde tekrar görüldü. Temiz Mahkemesi tüm indirimleri iptal etti. Cezayı 12 yıla yükseltti. Yargıtay'da bu kararı onadı. Gerekçe olarak verilen cezanın sosyal ve uyarma amacı taşıdığı, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle arttırım yoluna gidildiği yazıldı. DA'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk ise örnek bir karar alındı. Cezanın caydırıcılığı yanında toplumsal önemi de dikkate alındı diye konuştu. Kira artışı için yeni yasa geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı kira artışlarına düzenleme için yasal çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir TV programında hem ev sahibinin hukukunu hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa biz bu formülle ilgili adım atabiliriz diye konuştu. Ve ayıptır başlığı yer alıyor. Zonguldak Ereğli'de efendim lojistik firması sahibi satılmış Fidan'ın oğlu Necat Fidan düğün arabası olarak tırı tercih etti. Süslenen tıra 20 tır daha eşlik ederek gelini almak için evine gidildi. Evin önünde yol kapatıldı, davulu zurnalı oynandı. Ardından gelin Melek Fidan da tıra binerek şehir merkezinde konvoylarla tur atıldı. Ancak gelen şikayetler üzerine polis 20 tıra korna çalarak çevreyi rahatsızlık etmekten 8.000 TL ceza kesti. Köprücük kemiği doğumda kırıldı. Gökçeada'da yaşayan Şöhret Özdemir, 3. çocuğunun doğumuna giren Doktor K.Y.'nin bebeğinin köprücük kemiğini kırdığını, nefes alamadığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Vücudu moraran bebek helikopterle Çanakkale'ye nakledildi. Doktor KY'nin hemşirelerin bebek çıkmıyor kesik atalım uyarısına rağmen çocuğu zorla çekerek çıkardığı da belirlendi. Ve Zafer Havalimanı canlanıyor başlığı yer alıyor ilk sayfada. Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında yap işlet devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'na yeni uçuş güzergahları eklendi. Türk Hava Yolları Pegasus, Eurosync ve Corendon uçakları yarından itibaren Kütahya'dan İstanbul, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Brüksel ve Amsterdam'a karşılıklı seferler düzenleyecek denilmiş. İlk sayfadaki başlıklar bu şekildeydi, aktarmış olduk sizlere. İkinci sayfaya bakalım. Kaza değil, cinayet başlığı yer alıyor. İstanbul'da çalıştığı işlerin önünde çöp atmaya çıkan belediye işçisi İlknur Saime demir renk hızla gelen alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. İki ay sonra emekli olacak talihsiz kadının yakınları bu kaza değil cinayet dedi. Mesai bitimine 10 dakika kala yaşanıyor olay efendim. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesislerinde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Saime Demirrenk 48 yaşında 22 Mayıs gecesi mesaisinin bitimine 10 dakika kala çöp atmaya çıkıyor. Çöp konteynerine doğru yürürken hızla gelen sürücü Demirrenk'e çarpıyor. Çöp konteyneriyle birlikte metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün 189 promil alkollü olduğu belirlendi. Ölen iki çocuk annesi İlknur Saime Demirrenk'in oğlu Demirrenk, yurt dışından sabah geldim, gece bu acı haberle uyandım, ben hastaneye yetişene kadar öldü, annemi göremedim dedi. İki ay sonra emekli olacaktı annem, hız sınırının düşük olduğu yerde çok süratli gelen alkollü sürücü çarpmış, bu kaza değil cinayet resmen, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Ve korkutmak istiyorum dedi, öldürdü. Iğdır'da gerçekleşiyor olay. Iğdır'da önceki gün Masum Abakay evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre kuru sıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun genç kadının göğsüne isabet etti. Pınar Kızıl'ın öldüğünü sanan Masum Akabey kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın maalesef ki kurtarılamadı. Masum Abakay'la evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Masum Abakay kuru sıkı sandığı tabancayla Pınar Kızıl'a korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Ve kızını atlarsan atla diyen babaya 8 yıl hapis. İstanbul Sultan Gazi'de 8 Ocak'ta Hacı Şahin darp ettiği ve bu nedenle evlerinin 4. katındaki balkona çıkan kızı Ayşe'ye atlarsan atla işimi kolaylaştırsın demişti. Hacı Şahin tutuklanmıştı. 20 yıla kadar hapis sisteminde yargılanan sanık Şahin mahkemedeki savunmasında evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim dedi. Mahkeme 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tahliyesine karar verdi. Ve sokakta dehşet yaşandı efendim. İstanbul Fatih'te dün husumetli iki grup arasında sokakta silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru GK ile 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kamran hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 27 kişi gözaltına alındı. Çatışma anında defalarca ateş edilen polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği belirtildi. Telefon dolandırıcılarına büyük darbe vardı. Adana polisi vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekenin 11 ilde 19 kişiyi 6 milyon 175 bin lira dolandırdığı da saptandı. Polisin takibi sırasında 6 kişinin toplam 1 milyon 175 bin TL dolandırılması engellendi. 19 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Hasan Aile, Ali D'nin Konya'da emekli Şükran M'den adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla 1 milyon 300 bin lira aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin paranın 400 bin lirasını şebekeye gönderdikleri, geri kalanını da kendi hesaplarına aktardıkları da belirlendi. Hasan Aile, Ali D'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Hazine avukatına rüşvet operasyonu vardı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyenin gençlik merkezini yapmak için kamulaştırma davası açtığı iki arazi için 450 bin lira rüşvet istediği öne sürülen hazine avukatı, Alptekin yeğenin de aralarında bulunduğu ikisi kurum müdürü olan 6 şüpheliyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede rüşvet ve gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemek suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
Alptekin Ye'nin önceden seri numaraları alınmış 450 bin lirayla yakalandığı anların operasyon görüntüleri de ortaya çıktı. Elektrik prizinden yangın çıktı. Diğer bir başlık efendim. İstanbul Esenyurt'ta dün sabah 4 katlı apartmanın zemin katında elektrik prizinden yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Yaralanan engelli Ali Hüseyin hastaneye kaldırıldı. Husumetlisi katledip gömmüş başlığı yer alıyor. Aksaray Ortaköy'de Murat Han Bilgiç önceki gün evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Alacak verecek nedeniyle husumetlisi olan gencin hayatından endişe duyan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışmaları sürerken dün Cumhuriyet Savcılığına giden husumetlisi S.A. Murat Han Bilgiç'i tabanca ile öldürdükten sonra Bozkır Köyü'nde çalıştığı gömdüğünü söyledi. Gencin cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarılırken S.A. ise gözaltına alındı. İşçileri taşıyan otobüs devrildi. 18 kişi yaralandı. Çankırı'da dün çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 32 kişiden 3'ü ağır olmak üzere 18'i yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastanede tedaviye alındı. Kanepedeki altınları çalındı başlığı yer alıyor. Bursa Osman Gazi'den İstanbul'a bir haftalığına tatile giden aile evlerine döndüklerinde kanepenin havada içinde sakladıkları altınların ise yerinde olmadığını gördü. Polise şikayette bulunan Remziye Dey, Day sadece altınları almışlar, başka hiçbir yeri dağıtmamışlar. 90 bin TL civarında kaybımız var, çocuklarımızın geleceğiydi o demiş. Ve tarihi operasyon, İstanbul Emniyeti tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 ilçede belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. Baskınlarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu öğrenilen ve kaçak kazılardan elde edilen 12.267 sikke ve obje ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere müze müdürlüklerine de teslim edildi. Ve son iki başlığa yer verelim. Faul yaptı diye öldürüldü başlığı yer alıyor. Kayseri Melikgazi'de önceki gün halı saha maçında Osman Çetin'le kendisine faul yapan Eren Kuşçu arasında kavga çıktı. Osman Çetin maçın ardından av tüfeği alarak Eren Kuşçu'nun evine gitti. Evin önünde de kavga çıkınca Osman Çetin av tüfeğiyle Eren Kuşçu'yu vurdu. Ağır yaralanan Eren Kuşçu hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Osman Çetin yakalanarak gözaltına alındı. Ve Posta Gazetesi'nde son başlık. 5 yaşındaki çocuğu kuzeni ezdi. Siirt Pervani'de 5 yaşındaki BG adlı çocuk kuzeni NG'nin kullandığı aracın altında kalma sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk kaldırıldı hastanede. Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Evet, Posta Gazetesi'nde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Haberimize bir kez daha devam edelim. Göreve gelir gelmez ilçe ziyaretlerine hız veren Afyonkarahisar valisi Kübra Güran Yiğitbaşı hafta sonunda dop dolu geçirdi. İşte detaylar. Hafta sonu mesaisine Evciler Kaymakamlığı'nda başlayan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Kaymakam Burak Gürbüz'den ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Ardından Evciler Kadın Kültür Kooperatifini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, hünerli kadınların el emeği, eşsiz lezzeti, incile çikolatasının üretim aşamalarını yerinde inceledi. Vali Yiğitbaşı, Dazkırı Kaymakamlığı ziyaretinde de Kaymakam Sercan Sakarya'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı, birim amirlerinden de çalışmalarına ilişkin briefing aldı. Kaymakamlık ziyareti sonrası Dazkırı Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Yiğitbaşı, birbirinden güzel ürünler üreten kadınları tebrik etti. Daha sonra Başmakçı Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Kübra Güran Yiğitbaşı, Kaymakam Ali Ekber Ateş'le görüştü. Birim amirlerinden de çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Vali Yiğitbaşı'nın bir diğer ziyareti Dinar Kaymakamlığı'na oldu. Kaymakam Selami Kapankaya ile ilçenin durumu hakkında istişarelerde bulundu. Başmakçı ilçesi ziyareti sırasında Haşhaş tarlasında ziyaret etme fırsatı bulan ve manzaraya kayıtsız kalmayan Vali Yiğitbaşı, Haşhaş çiçekleriyle fotoğraf çektirdi.
Vali Yiğitbaşı sosyal medya hesabından şu sözlerle düşüncelerini paylaştı. Hiç haşhaş çiçeği görmediyseniz güzel şehrimizin simgesi haşhaşlar çiçek açtı. Türkiye'nin yumurta borsası, gül ve kuş cenneti Başmakçı ilçemizi ziyaretimde haşhaş tarlalarını görme fırsatı buldum. Manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Pazar mesaisine ise İsçihisar Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Yiğitbaşı, daha sonra ise İsçihisar Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Buradan Bayat Kaymakamlığına geçen Vali Yiğitbaşı, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Mermerin Kalbi İsçihisar ilçesinde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, OSB'nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar, Mermer Akademisi'nde mermer sektörünün katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi, ihracatın artması için yapılan çalışmalara dair bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı'nın İsçihisar ziyaretlerine TOB delegesi iş adamı Adnan Demirel de eşlik etti. Vali Yiğitbaşı'nın son durağı Emirdağ Kaymakamlığı oldu. Burada da ilçenin çalışmaları değerlendirildi, istişarelerde bulunuldu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'na katıldı. Fuarı da ilk defa olması vesilesiyle çok önemli buluyorum. Amsterdam'da düzenlenen Amsterdam Sağlık Fuarı'nın açılış töreni, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin iştirakiyle gerçekleştirildi. Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Bey'i tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, fuara Afyonkarahisar'dan katılan Park Hayat Hastanesi ile Fertilife Afyon Hastanesi standlarında ziyaret ederek fuarın hayırlı olmasını diledi. Serteser, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı kapsamında Hollanda Türk İş Adamları Derneği Başkanı Hikmet Gürcüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına da katıldı. Ardından MÜSİAD Hollanda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Köklü ile yapılan toplantıya iştirak etti. Toplantıya Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de katıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı kapsamında Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren sağlık turizmi acenteleri temsilcilerine Türkiye'de sağlık turizmine ilişkin bilgilendirme ve sunumların yapıldığı sağlık turizmi acenteleri toplantısına da katılarak bir konuşma yaptı. Bu fuara Türkiye'de termalin başkenti olarak bilinen, aynı zamanda lezzetin ve mermerin de başkenti olarak bilinen ve tanınan Afyonkarahisar'ın temsilcisi olarak katılıyorum. İlimizin termal zenginlikleri hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ancak öncelikle ilimizi biraz tanıtmak isterim. İlimiz önemli mermer rezervi ve bu rezervi işleyen şirketleriyle önemli bir mermer şehridir. Roma Rus surlarındaki, Roma'daki birçok yapıdaki Vatikan, San Pietro Kilisesi'ndeki mermerlerin kaynağı Afyonkarahisar'dadır. Ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlimiz UNESCO'nun gastronomi alanındaki yaratıcı şehirler ağında yer alıyor. Ve dünyada 600 tane şehirden, Türkiye'de de 3 tane şehirden birisi Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar. Yani lezzetin de şehri olduğumuz böylece belgeli durumda. Öte yandan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Life 24 TV yayınına katılarak sağlık turizmi ve fuar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu tip organizasyonlar çok daha sık düzenlenirse ve giderek hem Hollandalı fuarla ilgili, ihtisas fuarıyla ilgili Hollandalı aktörler hem de Türkiye'den o konudaki bugün olduğu gibi firma sahipleri gelirse gerek ortaklıklar şeklinde gerek bizim Türk iş adamlarının burada yatırım yapması şeklinde karşılıklı veya tek taraflı yatırımlar gerçekleşecektir. İnşaat başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Sayın Ayşe, istihdama verdiği katkı dolayısıyla SGK İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu üyesi Kadir Sayın'ı ziyaret ederek Afyonkarahisar'da en çok engelli ve en çok sigortalı istihdam sağlayan işveren kurumu olarak Sayın Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi Kadir Sayın'a teşekkür belgesi takdim etti. Ziyarete konuşan Kadir Sayın, SGK İl Müdürü Samet Fidan'a teşekkürlerini sunarak en çok engelli ve en çok sigortalı istihdam sağlayan işveren olmanın verdiği onur ve mutlulukla Sayın Aşe olarak her türlü sorumluluk ve vazifeden kaçmadan Afyon ve Türkiye için bu sorumluluklarını yerine getirmeye hazırız dedi ve aldığımız bu belgeyle daha güzel işler yapacağımıza, daha çok istihdam sahasına ulaşacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Kadir Sayın sözlerini şöyle noktaladı. Bu anlamda Afyonkarahisar ve Türkiye'ye katkı sağlayan Sayın Prefabrik, Afyon Sayın Hazır Beton, Parke, Boru, Bordür, Mabella Marble, Antalya Sayın Hazır Beton, Prefabrik, Uşak Sayın Prefabrik, Aprekas, Muğla Mabella Marble, Türkiye Mabella Marble gibi firmalarıyla Sayın bünyesi Türkiye ekonomisine, iş istihdamına ve üretime katkı sağlayan şirket olarak devam edecektir. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay haftalık basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara değinen Uluçay açıklamalar yaptı. İl Başkanı Uluçay, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il teşkilatı ile kameraların karşısına geçti. Yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden AK Partili gençleri andı Uluçay. Adana'da düzenlenen gençlik şöleni dönüşü geçirdiği elim trafik kazasında yaşamını yitiren genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha sonra ise Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek'e Afyonkarahisar'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Kararname üzerinden kendilerini eleştirenlere cevap verdi. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e şehrimize verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Biz kendisinden ziyadesiyle memnunduk. Ancak malumunuz belirli dönemlerde çıkarılan valiler kararnamesinin sanki olan dışıymış gibi bir izlenim verilmeye çalışması maalesef sıfırı tüketmiş olup toplumda karşılığı kalmayanların bir kararnameden bile siyasi çıkar elde etme çabasına dönüştürülmüştür. Böyle bir durum kesinlikle olmamakla birlikte Gökmen valimizin yeni görev yeri statü bakımından büyükşehir olması dolayısıyla bir üst makam olarak değerlendirilmektedir. Yeni vali Kübra Güren Yiğit başına hayırlı olsun dileğinde bulunan Uluçay kendisine güvendiklerini dile getirdi. İnşallah hep birlikte şehrimizde Gökmen Çiçek valimizin bıraktığı projelerin devamıyla birlikte önemli hizmetler yapacağımıza inancımız tamdır. Çalışkan, başarılı ve mütevazi bir kişiliğe sahip olan valimiz Kübra Güren Yiğit başını tebrik ediyor. Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Uluçay daha sonra ise gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. CHP'nin Maltepe mitingini eleştiren Uluçay muhalefet partilerine yüklendi. Terör destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hayır diyen ülkemiz dünya liderlerinin gündemindeyken CHP'nin başını çektiği altılı masa ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yarar korkusuyla adeta dilini yutmuş, sessizliğe gömülmüş ve bu ülkelerin terör ve teröristlere desteğini göz yumarak yine sınıfta kalmıştır. Değerli basın mensupları, karşımızda ibretlik bir muhalefet var. Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP İstanbul'da miting yapıyor ama maalesef Atatürk posteri yok. Kürsüye çıkan bir grup her yer direniş, her yer kandil sloganı ile atıp alkışlıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si destek beklediği Batı ve PKK'lı arkadaşlarına Maltepe'den iki net mesaj verdi. Birinci mesaj Atatürk'süz miting yaptı. İkinci mesaj ise her yer kandil, her yer direniş sloganları attı. Uluçay ve Başkan Zeybek daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şimdi kısa bir ara.
Evet, kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci saatimize, haberlerimize devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu sıkıntıları hak etmediğini dile getirdi. Bizim referansımız, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerdir. Muhalefetin referansı ise ülkemizi yüzyılımızın başında felakete, koskoca bir imparatorluğu yıkıma sürükleyen yaklaşımdır, söylemdir, zihniyettir. Gerçi henüz kendi yakın tarihini bile doğru okumayı beceremeyenlerin bugünkü dünyayı aktörleri ve ilişkileriyle kavramasını, ona göre politikalar geliştirmesini beklemenin biraz boş hayal olduğunun farkındayız. Buna rağmen siyaset sahnesinde varlık gösterme, söz söyleme, destek talep etme niyetiyle ortaya çıkanlardan azıcık da olsa feraset, azıcık da olsa onurlu duruş beklemenin bir vatandaş sıfatıyla hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bu ülkede siz hele bir oy verin, gerisini sonra hallederiz diye ortada salınan, düşün arkama deyip milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu. Muhalefete bu cesareti dünyada ve bölgemizde yaşanan krizlerin, çatışmaların, sıkıntıların ülkemize olan yansımalarının verdiği anlaşılıyor. Biz bu tabloyu onların el yordamıyla fark ettiğinin çok ötesinde tüm boyutlarıyla biliyoruz. Takip ediyoruz. Kendi hamlelerimizi planlıyoruz ve adım adım hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin küresel ekonomik çalkantılardan, güvenlik kaygılarından, yıpratıcı siyasi çekişmelerden en az hasarla çıkması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Buna rağmen hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız bir gerçektir. Türkiye bugün yaşadığı sıkıntıları elbette hak etmiyor. Fakat bu millet asıl böyle arkaik, gerici, habis bir muhalefeti de hak etmiyor. Ülkemizin bugüne kadarki her meselesini nasıl biz çözdüysek, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle mevcut sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Muhalefeti de kendi kısır dünyasıyla, kendi iç çekişmeleri ve ayak oyunlarıyla, kendi kifayetsiz gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Aziz milletim, Türkiye ve Türk milleti, tarihte geniş bir coğrafyaya yayılan varlığını da, bugünkü geniş etki alanını da, kendini sürekli yenileyebilme kabiliyetine borçludur. Bu vasfımızın en güzel tarifi Yunus Emre'nin "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" sözüdür. Kendini yenilemek, başkalaşmak değil, aynı mayayla varlığını devam ettirmek, büyümek, çoğalmak demektir. Değerlerimizi koruyarak kendimizi yenilediğimiz sürece hiçbir fikir, hiçbir teknik, hiçbir farklılık bize tehdit teşkil etmez. Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir. Bu kritik süreçte en büyük gücümüz ve avantajımız milletimizin en kadim özelliğidir. Ülkemizin demokraside ve kalkınmada ulaştığı ileri seviye bize yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri alabilme fırsatı vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çay içmek lüks hale geldi diyorsa konuşmak lazım, siyasetin bunu çözmesi lazım dedi. Kaynakçı kardeşim, ayakkabı alamaz noktaya geldik diyor. Çay içmek, şeker atmak bile lüks hale geldi diyorsa oturup hepimizin konuşması lazım. Bunu kim düzeltecek? Siyaset kurumu düzeltecek. O zaman halktan yana olan, emekten yana olan, alın terinden yana olan, torpili değil de hak edene hakkını teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var.
Eğer biz bunu yapabilirsek memleketimizi kurtaracağız. Bataktan kurtaracağız. 2200 liradan buğday alıp dışarıdaki buğdayı 6400 liradan alıyorsanız bir sorunumuz var demektir. Eğer süt üreticisi geçinemiyorsa, eğer bakkal geçinemiyorsa, eğer sanayici önünü göremiyorsa, eğer kamyon şoförü, otobüs şoförü yükselen mazot fiyatlarından ya ne yapacağız? Ne olacak? Ya insanlar artık otobüse binemez noktaya geldi diyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ve biz bu sorunu çözmek için buradayız. Bu sorunu Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle çözeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Bir şey daha isterim. Her evde huzurun olmasını isterim. Her evde bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Kadınlar çalışıyorlar, emek harcıyorlar. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilenler de kadınlar. O nedenle Allah'ın izniyle aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortasını. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur aslında. Sevgiyi anneden öğreniyoruz. Dilimizi anneden öğreniyoruz. Şarkıları, türküleri anneden öğreniyoruz. O zaman kadının güçlü olması lazım. Kadın güçlü olduğu zaman Türkiye güçlü olur. Bunun da farkındayım. O nedenle meclise bir kanun teklifi sundum. Dedim ki parlamentonun yarısı erkek olsun, yarısı kadın olsun. Ya arkadaş, kadın erkek eşitliği diyorsak en azından kadınların meclise daha güçlü olarak temsil edilmesi lazım. Reddettiler. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda bu kanunu da getireceğiz meclise. Kadınların daha güçlü bir şekilde parlamentoda Türkiye'yi temsil etmelerinin önünü açacağız. Erkekler kızar mı bilmiyorum. Kucaklı kardeşlerimi yürekten kucaklıyorum, yürekten kucaklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bucak ilçe başkanlığımıza katılan 501 yeni üyeye temsilen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz haftalık basın toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Görgöz iktidara sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz konuşmasına hafta sonu Maltepe'de yapılan mitingin kalabalık bir kitleyle gerçekleştiğini hatırlatarak başladı. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Mitingde atılan Taksim sloganını Kandil anlayarak açıklamalar yapan AK Partililere seslenen Görgöz şunları söyledi. Mitingde atılan slogandaki Taksim'i kandil anlamak ya da kandil diyerek yaymaya çalışmak, hiç utanmadan yalan söylemek ancak bu iktidar ve bunların trollerine yakışır. Görgöz yerel gündemde konuşulan Yonca Altı Camii arkasındaki belediyeye ait dükkanların 10 yıl içinde kullanılmadan tekrar yıkılmasını eleştirirken bir türlü bitirilmeyen müze inşaatına da değindi. Bunlarda gerçekten ne akıl var, ne bilim var, ne ilim var, ne de vicdan var. Paraları betona yatırıp betondan soyuyorlar milleti. Tek tek nerede beton var orada AKP'nin dolarlarını, yandaşlarının milyonlarını görürsünüz. Görgöz basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Seçim mi var sorusuna cevap verirken Cumhurbaşkanı adaylarını da net olarak dile getirdi. Zaten seçim süreci başlamıştır. Ancak biz ülkenin bu ekonomik şartlar altında, bu ekonomik, siyasal ve sosyal bunalım içerisinde daha ileriye gidebileceğini, bu iktidarla gidebileceğini düşünmüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağına yürekten inanıyoruz. Bizim için Genel Başkanımız o altılı ittifakı bir araya getiren, ülkemizde barışı sağlayan, demokrasiyi getireceğine inandığımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en yakın adaydır, olması gerekendir. Bizim gönlümüzden geçen, bizim adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
Türkiye'nin gastronomi şehirlerinden birisi olan Afyonkarahisar, yine gastronomi şehri olan Hatay'da Expo 2021 etkinliklerinde stand açtı. Çok güzeldi, ellerinize sağlık. Burayı gezdiğimiz için çok mutluyuz. Gastronomi şehri Afyonkarahisar, Hatay'da Expo 2021 etkinliklerine katıldı. Ben de çok beğendim. Gerçekten ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Güzel, başka ne diyeyim? Hatay'ın en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Habibi Necar Camii'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin damaklarını Afyon lokumu tatlandırdı. Çok güzel bulmuşlar. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, Gastronomi Bilim Sorumlusu Zakire Şahin ve ekibinin katıldığı Expo 2021 Hatay Fuarı'na Afyonkarahisar lezzetleri damga vurdu. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal'la Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, bu tür etkinliklerin Afyonkarahisar'ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler. Afyon'umuzun tanıtımını yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Vatandaşlar Afyon'un güzel olduğunu, hatta hemşehrilerimizle de karşılaştık. Hatay'ın turistik yerlerini gezen hemşehrilerimizle rastladık. Onlar da birlikte çok memnun oldular. Vatandaşların çok memnuniyetiyle karşılaştık. Afyon'u, şehrimizin lezzetlerini ve gastronomisini tanıtma imkanı bulduk. Amacımız burada kardeşliği artırmak, tarihimizi Hatay'ın tarihiyle birleştirip aktarmak. O yüzden de burada yüzlerce insana ulaşmak, turist kafilelerine Afyon'u anlatmak. Lokumu tadan ziyaretçiler ise bu lezzete hayran kaldı. Her yerde bir farklı, Afyon'da daha bir farklı. Afyon sucuğun, lokumun, ondan sonra her türlü besinin olduğu bir yer. Türkiye'nin yani besin ambarı diyebiliriz. Özellikle lokum konusunda çok daha öne çıkan bir yer. Kaymaklı lokumu zaten başka şey yok. Sevilen bir besin. Afyon zaten gurmeler şehri diyelim. Afyon'u görünce dedim ki arkadaşlara, Afyon'a biz gidemedik, Afyon bize gelmiş. Bu nimetler için teşekkür ederiz. Siz bugün Urfa'ya da gitseniz bundan daha fazla rağbet göreceksiniz. Adana'ya da gitseniz. En azından Afyon için iyi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Afyon Kaplıca'ya gittim kızım. Çok güzel, hoşuma gitti. Lokumu mu diyeyim, insanları mı diyeyim, Kaplıca'sı mı diyeyim, o kadar güzeldi. Yani çok güzeldi. Böyle hep oradan lokum aldık, hediyelik. Çok güzeldi. Afyon'a daha önce de gitmiştik. Yani güzel, her geldiğimizde tadıyoruz. Kayma olsun, lokum olsun, çok güzel. Bir isteyen bir daha istiyor. Git gel, git gel, helal etsinler. Allah kabul etsin. Harika. Tebrik ediyoruz Afyon Belediyesi'ni. Buradaki insanlar da bu tadı tattırdığı için. Biz zaten müptelasıyız ama böyle hakikaten utanır olduk yani, al al al. Ay bir de buradaki tadı da çok farklı yani, bize öyle geldi. Buradaki ambiyans da farklı. Acayip lezzetli geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen AküFest açılış korteji ve programı ile başladı. Burada konuşan Rektör Mehmet Karakaş, festivalin içeriği hakkında bilgiler verdi. AküFest yürüyüşle başladı. Halk oyunları ve konserlerle devam etti. İmaret Camii önünden başlayan AküFest yürüyüşü, yağmura rağmen kent meydanına kadar devam etti. Burada gerçekleştirilen programa AKÜ Rektörü Karakaş ve AKÜ yöneticileriyle Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı. Karakaş burada yaptığı konuşmada AküFest'in içeriği hakkında bilgiler verdi. AküFest, üniversitemizin daha önceki yıllarda bahar şenliği olarak düzenlediği ama zaman içerisinde bilim, teknoloji, kültür ve sanat festivaline dönüşerek devamının geldiği, pandemi öncesinde planladığımız ancak pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremediğimiz etkinliğimizin bizatihi kendisidir. Bu etkinlikte bilimsel faaliyetler kapsamında konferanslar ve paneller, teknolojiyle ilgili sergiler, kültür ve sanat etkinlikleri, aynı zamanda konserler gerçekleştirilecek.
Daha sonra Akü Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. Gösterinin ardından Akü Devlet Konservatuarı tarafından müzik dinletisi sunuldu. Açılış etkinliği bisiklet ve motosikletli grubun kortejiyle sona erdi. Evet, haberlerimize devam edeceğiz. Öncesinde Gazete 3'e bakalım. Öne çıkan başlıkları hemen aktaralım sizlere. Sürmanşetinde Sayın Şirketler Grubu'na büyük ödül başlığı yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sosyal Güvenlik Haftası'nda Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödülleri kapsamında Sayın Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ SGK'nın 2021 yılı içerisinde Afyonkarahisar ilinde en çok engelli ve en çok sigortalı istihdam sağlayan işveren ödülüne layık görüldü. SGK İl Müdürü Samet Fidan teşekkür belgesini yönetim kurulu üyesi Kadir Sayın'a takdim etti. Sayın, aldığımız bu belgeyle daha güzel işler yapacağımıza, daha çok istihdam sahasına ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Ve Park Hayat'a teşekkür belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sosyal Güvenlik Haftası'nda Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödülleri kapsamında Afyon Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ SGK'nın 2021 yılı içerisinde Afyonkarahisar'da en fazla prim ödeyen ve en fazla kadın istihdamı sağlayan kurumu olarak teşekkür belgesine layık görüldü. SGK İl Müdürü Samet Fidan belgeyi Park Hayat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Selim Bodur'a takdim etti. Park Hayat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Arabacı yaptığı açıklamada ilimiz ve bölgemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli düzeyde sorumluluk almamızla birlikte ilimizin istihdam rekortmeni olmamızla bize gurur veriyor ve çalışma şevkimizi daha yükseklere taşıyor dedi. Manşete bakalım Gazete 3'te. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya hiçbir hizmet yarım kalmayacak dedi. Kanal 3 ekranlarında Mega Birlik Medyası üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu özel gündem programına konuk olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya yapılan çalışmaları değerlendirerek hiçbir hizmet yarım kalmayacak dedi. Kanal 3 ekranlarında Mega Birlik Medyası üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu özel gündem programının konuğu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Özkaya programda gündemi değerlendirdi. Özkaya, Afyonkarahisar'da hiçbir hizmet yarım kalmayacak, hiçbir başlanılmış iş bırakılmayacak ve Allah'ın izniyle onların hepsini devam ettireceğiz. Verdiğimiz her sözü yerine getirmek için canla başla çalışacağız diye konuştu. Özkaya, yüksek hızlı tren projesiyle ilgili olarak yüksek hızlı tren yeniden ihale edildi. 22 milyar TL'lik çok devasa bir ihale. Şu anda Bayat'ta yeni şantiye binası kuruldu. Değişik yerlerde şantiyeleri oluşturmaya başladılar. Çok hızlı bir şekilde şirket işe başlıyor. Biz de yeniden ray döşemek için bir tören yapacağız. Hem afrayımızın temelini atacağız hem de hızlı trenimize ray döşeyeceğiz. Bir aksilik olmazsa hedef 2025'te İzmir ama 2023 belki 2024'ün başı gibi de Afyon'a hızlı tren gelecek dedi. Gönül kapım sizlere hep açık. Şehit yakınlarının ve gazilerin makamında ağırlayan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı sizlerin hayır duasıyla inşallah Afyonkarahisar'a en iyi hizmetleri yapmayı diliyorum. Beni bir validen öte bir abla, bir kardeş bilmenizi istiyorum. Gönül kapım sizlere hep açık dedi. Karakaş Vali Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Karakaş Vali Yiğitbaşı'na görevinde başarılar diledi. Ve AküFest başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen AküFest açılış korteji ve programı ile başladı. Afyon Milli Mücadelenin Bel Kemiğidir başlığı yer alıyor. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Naci Bostancı, İstiklal Harbi'nde kördüğümün çözüldüğü yerin Afyonkarahisar olduğunu belirterek bu yüzden Afyonkarahisar milli mücadelenin omurgasıdır, bel kemiğidir dedi. Ve yaraları hızlıca saracağız. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Bolvadin ilçesinde temaslarda bulundu. Yurdunseven yaptığı açıklamada, İlmek ilmek işlediğimiz Afyonkarahisar'ımızın her köşesinde oynayan her taşı an be an takip ediyor, haberini alıyoruz. Biz bu şehri kalkındırmak, en güzel yerlere taşımaya kararlıyız. Kadim kent Bolvadin'imizde de yaşanan yangın felaketinin yaralarını daha önce olduğu gibi yine hızlıca saracağız dedi. Ve Köksal'dan Vali Yiğitbaşı'na ziyaret. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve beraberindekiler Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.
Son iki başlığa yer verelim. Kadın Bakanlığı kuracağız başlığı yer almış. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP iktidarında yapılacak olan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Görgöz, Kadın Bakanlığı kuracağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil olacak. Çocuk sahibi olmak için işten ayrılan kadınların yeniden işe dönmesi halinde işverene vergi teşviki uygulayacağız dedi. Ve diğer başlık, son başlık gazetecisi, Afyon'un topyekün kalkınmasını sağlayacak. AK Parti Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'dan kalkınmaya öncelikli 7 ilçenin belirlendiğini kaydederek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile 7 ilçemiz kalkınmaya öncelikli il ve ilçeler arasına alınmıştır. Afyonkarahisar'ımızı ve ilçelerimizi kalkındırmak adına yapılan desteklerden Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören ve Sinanpaşa ilçemiz teşvik sistemine dahil edilmiştir dedi. Evet, gazete öşlerine çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Bakalım Odak gazetesine. Odak gazetesinde öne çıkan başlıkları aktaralım sizlere. Sürmanşette Odak önemli rol üstleniyor başlığı yer almış. Odağın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybek bir mesaj yayınladı. İmtiyaz sahibi Nurettin Güzbey'i tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Seybek, 1995 yılında yayın hayatına başlayan Odak gazetesinin 27. yayın yılını doldurup 28. yaşına girmesi nedeniyle tüm gazete çalışanlarınızı kutluyorum. Yerel yönetimlerle halkımızın iletişiminde önemli rol üstlenen Odak gazetenizin basın meslek ilkeleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerimize bağlı başarılı yayıncılığının bundan böyle de süreceği inancıyla başta şahsınız olmak üzere tüm gazete çalışanlarınızı kutlar, nice yıllara ulaşmanızı temenni ederim dedi. Ve güzel projelerimiz olacak. Gazeteci yazar Nail Azbay da odağı ziyaret ederek gazetemiz kurucusu Mehmet Emin Güzbey ile görüştü. Odağın yeni yaşını kutlayan Azbay, Odak gazetesi 28 yaşında. Basınımızın duayen ismi değerli büyüğüm Mehmet Emin Güzbey'i ziyaret edip nice başarılı seneler diledim. Uzun uzun konuştuk, güzel projelerimiz olacak. Bizi izleyin dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu da gazetemiz kurucusu Mehmet Emin Güzbey'i ziyaret ederek gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyaretler gün boyu devam etti denilmiş. Manşete bakalım. Afyon'a en güzel hizmetleri kazandıracağız başlığı yer alıyor. Sabah mesaisine elimizdeki şehit yakınları ve gazileri ağırlayarak başlayan, daha sonra ilçeleri ziyaret turuna çıkan Vali Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a en güzel hizmetleri kazandıracağız. Gönül kapım sizlere hep açık dedi. İlimizdeki görevine hızlı bir başlangıç yapan Vali Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı, bir taraftan misafirlerini ağırlıyor, bir taraftansa ilçeleri ziyaret ederek bilgi sahibi oluyor. Vali Yiğitbaşı dünkü mesaisine Türkiye Harp Mağlubu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Afyonkarahisar Şubesi üyesi, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı, sizlerin hayır duası ile inşallah Afyonkarahisar'a en iyi hizmetleri yapmayı diliyorum. Beni bir validen öte bir abla, bir kardeş bilmenizi istiyorum. Gönül kapım sizlere hep açık dedi. Üniversiteleri dinledi. Dünkü ziyaretleri kapsamında Kızılören ilçesine giden Vali Yiğitbaşı, Kızılören Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Kaymakam Ömer Tekeş'ten ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair ayrıntılı bilgi alan Vali Yiğitbaşı, ilçe halkıyla da kucaklaşarak taleplerini dinledi. Vali Yiğitbaşı, sizlerin desteğiyle inşallah Afyonkarahisar'a en güzel hizmetleri kazandıracağız dedi. Gece yarısı ise Erenler Polis Karakolu'nu ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Yiğitbaşı, daha sonra ise Erenler bölgesinde kalan üniversite öğrencileriyle sohbet etti. Evet, diğer başlıklara bakalım hemen. Afyon artık dünyada tanınıyor başlığı yer alıyor. AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Afyon merkezde gerçekleştirilen programlar ve Bolvadin'de düzenlediği ziyaretler sonrası açıklamalarda bulundu. Ve Afyon emniyeti buldu. Afyonkarahisar'da geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan ailenin 18 yaşındaki kızı dün bir anda ortadan kayboldu. Uyuşturucuya geçit yok. Afyon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Ve AK Parti Ankara Milletvekili Bostancı, Afyon kördüğümün çözüldüğü yerdir dedi. Büyük taarruzun 100. yılı kapsamında düzenlenen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde paydaş olduğu Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Naci Bostancı AKÖ öğrencileriyle bir araya geldi. Emniyet ise affetmiyor başlığı yer almış. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye
devam ediyor. Narkotinleri İzmir yolunda yaptıkları uygulamada bir otomobil içerisinde yapılan aramada 476 adet sentetik ezahap ele geçirdi. Konu ile gözaltına alınan MA ile OK isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında tutuklandılar. AK Parti Afyon İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara değindi. Uluçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Serdar'a Hakan Abdülhamit Han'ı hedef almasına, Erdoğan Abdülhamit Han'ın temsilcisi ise Akşener Yahudi Emanuel Karaos'un temsilcisi mi diye tepki gösterdi. Son iki başlığa yer verelim odakta. Erkeklerde Ankara TET şampiyon başlığı yer alıyor. İlimize 5 gün süre Yıldız Erkekler Ortaokullar Türkiye Basketbol Şampiyonası muhteşem ödül töreniyle sona erdi. 8 okulun katıldığı şampiyonada final maçında rakibi İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu'nu 62-58 yenen Özel Ankara TET Koleji Türkiye şampiyonu oldu. Ve son başlık, kızlarda Ankara arı şampiyon başlığı yer alıyor. İlimizde düzenlenen ortaokullar arası Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası sona erdi. 8 okulun katıldığı şampiyonada final maçında rakibi Kuzey Kıbrıs Özel Levent Koleji'ni 50-48 yenen Özel Ankara Arı Koleji Türkiye şampiyonu oldu. Evet, Odak Gazetesi'nde öne çıkan başlıkları aktarmış olduk sizlere. Tekrar devam edelim haberlerimize. Müsiyat Afyonkarahisar Eski Şube Başkanı merhum Ahmet Karakol'un oğlu Mehmet'le Kılıç Arslan ailesinin biricik kızı Ceren dünya evine girdi. Müsiyat Afyonkarahisar Eski Şube Başkanı, iş adamı rahmetli Ahmet Karakol ve Elif Karakol'un oğlu Mehmet'le Nazen Hakan Kılıç Arslan çiftinin kızı Ceren, Korel Termal Otel'de düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğüne Afyonkarahisar protokolünün önde gelen isimleri ve davetliler katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldular. Genç çiftin nikahını belediye başkanı Mehmet Zeybek kıyarken, nikah şahitleri AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Hatice Okumuş oldu. Ömer Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Ceren Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Hoş geldiniz. Evet, Sözcü Gazetesi'nde öne çıkan başlıklara bakalım. Sürmanşetinde CHP 248 başkanına Van'a gidiyor başlığı yer alıyor. Geçen hafta sonu İstanbul Maltepe'deki mitingle moral bulan CHP bu hafta sonu seçim çalışmalarına başlıyor. Kılıçdaroğlu CHP'li 248 belediye başkanıyla Van'da toplanıp seçim stratejilerini masaya yatıracak. AKP yönetiminin yeni ekonomi modeli pahalılığı azdırıyor. AKP'liler de pahalılığa karşı halka garip modeller öneriyor denilmiş. Enflasyona karşı karpuz modeli başlığı yer alıyor. Pahalılıktan yakınıp karpuzun dilimle satıldığını gördük diyen bir vatandaşa, AKP'li il başkan yardımcısı adeta dalga geçer gibi karpuz ek takviyesi yaptı. Türkiye'de TÜİK enflasyonu %70, gerçek enflasyonsa %150. Çarşı pazarda her şey ateş pahası. Önceki yıllarda taneyle alınan karpuz bile pahalılık yüzünden artık dilim dilim satılıyor. Vatandaş buna isyan ediyor. Ankara'da bir vatandaş bunu da gördük diye mesaj attı. Pahalılıktan yakınan vatandaşla dalga geçer gibi konuşan AKP'lilere Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer de eklendi. Yılmazer, karpuz fiyatının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşa marketten alırsan bu olur, ben her sene karpuz ekiyorum dedi. Bu sözlere ise tepki yağdı denilmiş. Ve başkanlık sistemiyle uçacaktır fiyatlar, uçtu. İktidar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince ekonominin uçacağını, enflasyonun ve dövizin düşeceğini söylüyordu. Ancak 4 yıllık uygulamada tam tersi oldu. Son 1 yılda mutfak enflasyonu %160'a dayandı. Dolar 18'i aştı. Yangınsa büyük denilmiş.
Karpuz nasıl ekilir? Onun tarifi verilmiş efendim. Ve devletin parası faiz yüküne gitti. Dünya faiz arttırırken AKP Kur'an'dan nasıl örnek gösterip faizi %14'e indirdi. Olan oldu. Faiz yükü azalacağını arttı. 2018'in ilk 4 ayında halkın vergilerinden devletin faiz giderine 25 milyar lira gitmişti. Ve bu yılın ilk 4 ayında bu rakam 104 milyar liraya çıktı denilmiş. Hazine avukatı rüşvet alırken suçüstü yapıldı. Bilecik Söğüt Hazine Avukatı Alptekin'ye kamulaştırma davasına bakıyordu. Arazinin bedelini düşük göstermek için rüşvet istediği iddia edildi. Operasyon yapıldı. 450 bin lirayı çantayla alırken suçüstü yakalandı. Elektrikteki çarpık fiyatlandırma ortaya çıktı. Yabancıya ucuz, yerliye pahalı denilmiş. Türkiye, Bulgaristan, Suriye ve Yunanistan'a elektrik kilovat saati 0.89 liradan satıyor. Vatandaşa ise elektrik 1.89 liradan satılıyor. Yabancı ile aynı tarifeyi uygulasalar faturalar yarı yarıya düşer denilmiş. MIT'ten hainlere nokta operasyonu. MIT, Irak'ta eş zamanlı iki operasyon yaptı. 10 milyon ödülle aranan ve Kandil Mahmur arasında kuryelik yapan PKK'lı Mehmet Erdoğan'la 5 terörist nokta atışıyla öldürüldü. İş sayfadaki başlıklara bakalım. Sünnetçi faciası yaşandı efendim. Aile eve sünnetçi çağırdı. Belgesi olmayan kişi işlem sırasında çocuklardan birinin cinsel organını kesti. Talihsiz yavru ameliyat edildi. Doktorlarsa sünnet ciddi bir işlemdir diye uyarıda bulundu. Olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Husumetli gruplar çatıştı. Biri polis, 8 kişi yaralandı. Diğer bir başlık, İstanbul Beyazıt'ta dün saat 10.30 sıralarında husumetli iki grup arasında tartışma yaşandı. Silahların da çekildiği olaya polis müdahale etmeye çalıştı. Polis memuru Gökhan K ile olay yerinden geçen Zahide B, Fatih C, Ahmet M, Suat A, Ahmet K, İbrahim H ve yabancı uyruklu Kamran D yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatih C ve Kamran D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 23 şüpheli ise gözaltına alındı. Ve gazinocuların kavgası kanlı bitti. Bir kişi yaşamını yitirdi. Zonguldak'ta gazino sahibi Muhammed B ve L.A. dün aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti. Buradaki tartışmada Muhammed B ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken Muhammed B pompalı ile Tolga Korkmaz'ı vurup öldürdü. Garson Onur P ise yaralandı. Muhammed B ile olayla bağlantısı olan babası S.B. jandarmaya teslim oldu. L.A.'nın yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Mardin'de ise peş peşe iki kaza yaşandı. Üç kişi yaşamını yitirdi. Mardin'de Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkıp savruldu. Ağaçlara çarparak yan yatan otomobil alev aldı. Araçta sıkışan Osman Öncel ve eşi Emuşi hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Aynı bölgede bir kaza daha yaşandı. Sepetli motosiklet Hadi Ocakçı'nın kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Motosikletteki Emine Ocakçı ise can verdi. Masaj salonuna fuhuş baskını vardı. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbar üzerine ahlak büro amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalanarak gözaltına alındı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi de polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. İş yeri detaylı bir şekilde arandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Arkadaşının yardımına koştu. Uçurumdan düştü. Antalya'da Sever ve Ali Öncül çifti önceki gün arkadaşları Recep Yasemin Sarıcan çiftiyle pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali Seval Öncül çifti aracını durdurdu. Recep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye ise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Sarıcan'ın bulunduğu yerden çıkarıldı. İki bacağının kırık olduğu belirlenen genç adam hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kısa süre önce evlenen genç kadının ölüm haberi ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Silah doğrultup ateşledi, korkutmak istedim dedi. Iğdır'da önceki gün Mahsun A. evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre kuru sıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti. Kadının öldüğünü sanan Masum A hemen evi terk etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı hastaneye götürdü. Genç kadın tüm çabaya rağmen yaşamını yitirdi. Masum A dün yakalandı. Şüpheliyle evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı da gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde Pınar'ı korkutmak istediğini söyledi. Ve son 3 başlığa yer verelim. Toprağa gömülü 10.385 parça ele geçirildi deniliyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turgutlu ve Ödemiş ilçelerindeki toplam 3 evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 20 Mayıs'taki baskında evlerin bodrum katlarında toprağa gömülü arkaik, helenistik, Roma ve İslami döneme ait 10.385 parça eser ele geçirildi. Kaçakçılıktan elde ettiği değerlendirilen 242.200 TL, 6.000 Euro, 7.200 dolara da el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheliden İG ise tutuklandı. Define kazılarından tarih fışkırdı. 7 kişi gözaltında. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenledi. 5 Mayıs'ta 16 Mayıs arasında harekete geçildi. Define kazılarında bulunan Helenistik Genç, Roma, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10.220 adet sikke ile Roma İmparatorluğu, Helenistik Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 2.047 adet obje ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınırken 12.267 adet eser müze müdürlüğüne teslim edildi. Ve son başlık, kayıp genci aramaya katılan arkadaşı öldürmüş başlığı yer alıyor. Aksaray'da Murat Han Bilgiç, önceki gün arkadaşı Sebrail ile görüşmek için evden çıkan Bilgiç'ten bir daha haber alamayan yakınları jandarmayı aradı. Arama çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında Sebrail'e sürekli ağlayınca gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin traktöründe kan lekelerine de rastladı. Sorguya alınan Sebrail'e Murat Han Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma çıktığını, 3 el ateş ederek öldürüp cesedi kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Cansız bedene ulaşıldı denilmiş. Evet, Sözcü gazetesindeki başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim bir kez daha. Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi'ni gezen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan gurur duyuyoruz dedi. Bir kez daha çalışma arkadaşlarımla birlikte Samsun'da olmaktan son derece gururluyuz. O zaman da ordumuz yorgundu, ordumuz yoksuldu, ordu yoktu, para yoktu, düşman çoktu. Ama Atatürk'ün önderliğinde nasıl ulusumuzu bağımsızlığa kavuşturduysak yine ulusumuzu gerçekten layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni şahlandırmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Samsun'dan sesleniyoruz. Görevimizin başındayız. Ulusal birlik için, inançlara saygılı layıklık için, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir yurttaşımızın ayrım göstermeden din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı, inanç farkı gözetmeden bütün ulusumuzu saygıyla, sevgiyle kucaklamaya devam edeceğiz. Ulusumuz her zaman dimdik ayaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olmaktan da dün gurur duyduk, bugün gurur duyuyoruz. Yarın da inşallah gurur duymaya devam edeceğiz. 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduk. 9 Nisan'dan sonra ülkemizin her noktasındaki ceza evlerini dolaşıyor. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı ve acil yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular olduğu konusunda önemli duyumlar almaktayız. Cezaevlerinde 280 bin yatak kapasitemiz var. Şu anda 320 bin üzerinde tutuklu ve mahkum olduğu bilgileri bizlere ulaşmakta. Bu nedenle bir toplumsal barış affına ihtiyaç var. Bizim devletimiz şefkatli devlettir. Bizim devletimiz merhametli devlettir. Bizim devletimiz sevgi dolu devlettir. Bizim af çağrımız siyasi bir çağrı değil,
vicdani bir çağrıdır. Kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için, ülkemizin tekrar kaynaşması için bir affı önemle beklemekteyiz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, resmi rakamlara göre son bir ay içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduklarını belirtti ve bu önemli bir şampiyonluktur dedi. Önemli bir gelişmeyi burada da bir kez daha ifade ederek başlamamız faydalı olacaktır. Bu son bir ay içerisinde Türkiye'de resmi olarak en fazla üye kaydeden parti yeniden Refah Partisi olmuştur. Bu çok önemli bir şampiyonluktur. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi bu kadar partinin içerisinde mecliste grubu olan partiler, yüzlerce belediyesi olan partiler, hazine yardımı alan partiler, bütün bunlara rağmen yeniden Refah Partimizin bu başarıyı göstermesi son derece önemlidir. Merhum Erbakan hocamızın meşhur sözünde olduğu gibi, biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyordu. Kendisinin bu sözünün bir tezahürünü, tecellisini burada yaşamış olduk. Elbette ki yeniden Refah Partisi olarak milletimizin birinci gündem maddesi olan ekonomiyle ilgili son derece hassas bir noktadayız. Ve bütün konuşmalarımızda, bütün konferanslarımızda, basın açıklamalarımızda ekonomi konusunda önemli bir yer ayırıyoruz, geniş bir yer veriyoruz. Bugün de Türkiye'de ekonomiye baktığımızda maalesef borç, faiz, vergi, enflasyon, yoksulluk, alım gücünün düşmesi ve çok önemli bir konuda paylaşımda adaletsizlik olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Bakınız bugün Türkiye'de faize bir yılda 300 milyar lira para ayrılırken tarımsal desteklemelere 25.8 milyar lira destek ancak ayrılmaktadır. Türkiye'de ekonomi denince aklımıza borç ve faiz geliyor derken bunu kastediyoruz. Ana para ve faiz birlikte toplam borcumuzun milli gelire oranı %70 seviyesine gelmiş. Eğer bu hızla grafikler bu şekilde devam ederse 7, 8 veya 10 sene içerisinde artık Allah göstermesin borcumuzun faizi milli gelirimize eşit hale gelecek. 85 milyon bir sene boyunca emek vereceğiz, üreteceğiz, bir gelir ortaya koyacağız. Bu gelirin tamamı borca değil, sadece borcun yıllık faizine ancak yeter hale gelecek demektir. Türkiye'deki kayıtlı çiftçi sayısı. 2002 yılında 2 milyon 588 bin kayıtlı çiftçimiz var. 2022 yılı Ocak ayına geldiğimizde 493 bin kayıtlı çiftçi var. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi. Yapılması gereken bir defa mutlaka denk bütçeyle faiz giderlerinin ortadan kaldırılması. İkincisi kamudaki israfın önüne geçilmesi. Üçüncüsü imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması. Dördüncüsü de yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabında belirtilen adımlarla kaynak üretilmesi. Bütün bu dört adımla elde edilecek imkanla da beton çimento ekonomisi değil, üretim, istihdam ve ihracata yönelik bir ekonomiye geçilmesi. Bunu kim yapabilir? Sadece Milli Görüş yapabilir. Neden? Çünkü demin de söyledim, 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıyla dolu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi nasıl yapıldıysa Milli Görüş tarafından, şimdi geleceğiz ve yine aynı şekilde yapacağız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO'ya girmeye çalışan İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine kucak açtıklarını belirtti ve Türkiye bunu unutmuş değil diye konuştu. Şu anda ülke ve dünya gündemimizin en önemli maddelerinin başında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müracaatları konuşulmakta. Tabii bu sürece nasıl gelindiğini gördüğümüzde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'i bir telaş aldı. Acaba Ukrayna'dan sonra sıra bize de gelir mi diye.
ve bunun da hiç de uzak bir ihtimal olmadığını anladıkları anda NATO'ya girme hevesine düştüler. Daha bundan 6 ay önce, 1 sene önce Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya girme eğilimi, yani vatandaşları arasında yapılan kamuoyu araştırmalarında %30 çıkarken Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu rakam birden %70'lere yükseldi. Bunun bir tedirginlik, bir endişe, bir korku ve bir panik sonucu oluştuğu çok açık. Tabii Türkiye, daha önce de ifade ettim, bugüne kadar NATO'nun genişlemesi konusunda çok ketum davranmadı. Ama bu şu demek değil, elbette ki Türkiye kendi kararını, özellikle son yıllarda zaten dış politikada çok yürekli, çok cesur, çok milli ve çok bağımsız adımlar atılmakta. İşte şimdi de Türkiye, İsveç ve NATO'nun, Finlandiya'nın NATO'ya müracaatlarını elbette ki bugüne kadar yaptıklarıyla değerlendirip bir tavır ortaya koydu. O da nedir? Durup dururken Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO'ya alınmasın demedi. Özellikle İsveç ve kısmen Finlandiya bugüne kadar PKK terör örgütü, PYD terör örgütü, YPG terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'nin aleyhinde mücadele eden, Türk devletinin varlığına, ülkesinin bütünlüğüne, milletin birliğine, istiklaline ve istikbaline kastetmiş terör örgütü mensuplarına hep kucak açtı. Bunları barındırdı, bunları besledi, bunları destekledi. Bununla da yetinmedi, daha da ileri adımlar atarak PKK'ya, PYD'ye her türlü lojistik desteği sağladı, silah desteği sağladı. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savunma sanayi ile ilgili dış ticarette, ihracatta ambargolar koyarken PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bunları gönderdi. Elbette ki Türkiye bunu unutmuş değil. Elbette ki Türkiye bunu karşılıksız bırakacak da değil. İşte şimdi zamanı geldi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzından İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için terör örgütlerine verdiği desteği kesmesini ve Türkiye'ye uyguladığı bu ambargoları kaldırmasını şart olarak koştu. Afyonkarahisar'da valilik, belediye, Yeşilay Derneği, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genç Yeşilay Topluluğu ve sivil toplum kuruluşları tarafından bisiklet turu düzenlendi. Afyonkarahisar kent meydanından başlayan bisiklet turu kent içinde belirlenen güzergahlarda devam etti. Bisiklet turunun startını vali yardımcısı ve aynı zamanda Yeşilay Derneği Başkanı Nurullah Kaya ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek birlikte verdi. Vali yardımcısı Kaya burada yaptığı açıklamada bisiklet turunun 10. kez gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye'de olduğu üzere Afyonkarahisar'ımızda da Yeşilay bisiklet turumuzun 10.sunu gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de 81 ilimizde ve büyük şehirlerdeki şubelerimizin olduğu ilçelerde olmak üzere toplamda 130 şehirde şu anda bu etkinlik düzenleniyor. Biz burada bize destek olan, bu organizasyonlarda bizi yalnız bırakmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek Başkanıma, belediyemize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, spor kulüplerimize ve bisiklet ve doğa severlere teşekkür ediyorum. Amacımız her türlü bağımlılıkla mücadeleyi farkındalık kapsamında toplumumuza anlatmak ve gündemde tutmaktır. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çalıştıklarını dile getirdi. Tabii gençlerimize yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadelede olan faaliyetler hızla devam ediyor. Meydanda da
ayak tenisi turnuvamız var. Gayemiz hem bağımlılıktan gençlerimizi kurtarmak, spora alıştırmak ve gençlerimize hoşça bir vakit geçirmek. Konuşmaların ardından bisiklet turunun başlangıcı yapıldı. Genç, yaşlı birçok Yeşilay gönüllüsü bisiklet turuna destek verdi. Bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Ara verelim, sonrasında buradayız. Efendim, kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize 3. ve son saatimize devam ediyoruz. Stüdyomuzda canlı yayın konuklarımız bulunmakta. Hemen takdim edeceğim sizlere. İsçihisar Kadın Kültür Evleri Müdüresi Teslime Kaya bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gayet iyiyiz. Ve İsçihisar Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanı Gülsefa Azgın da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Gülsefa Hanım? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Sizlere soracağım sorular var. Ürünlerimiz var. Onları da tanıtacağız tabii ki biraz sonra. Sizleri tanıyarak bir başlayacak olursak neler söylersiniz? Şöyle diyebilirim. Teslime Kaya. Aslında öğretmenim ben. Halk Eğitim Merkezi'nde idarecilik yapıyorum. Mersinli olup 18 yıldır Afyon'da yaşayan yarı Afyonlu bir kadınım diyebilirim. Çok iyi. Peki. Hoş geldiniz tekrar. Hoş. Siz tanıyacak olursak neler söylersiniz? Ben Gülsef Azgın. İsçihisar Belediye Başkan Yardımcılığı yapıyorum. 4 çocuk annesiyim. Hı hı. Bunun yanında maşallah, bir yıldır da İsçihisar Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanıyım. Peki efendim, tekrar hoş geldiniz. Kadın Kültür Evi'nde neler yapıyorsunuz? Bir dinleyelim sevgili hocam. Biz Kadın Kültür Evi'nde aslında kadınların sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Şimdi Kadın Kültür Evi'mizde biraz öveyim. Çok güzel bir bahçemiz, çok güzel bir fiziki ortamımız var. Burada kadınlarımız geliyorlar, ücretsiz çaylarını, kahvelerini içiyorlar, sohbet ediyorlar. Valiliğimizin gönderdiği eğitmenlerle, ilçemizden Kaymakam Bey'in gönderdiği eğitmenlerle de her hafta 2-3 tane eğitim alarak kendilerini kişisel olarak geliştiriyorlar. Deşarj oluyorlar yani. Çok güzel. Peki Kadın Kooperatifi ile yolunuz nasıl kesişti? Sizden bir dinleyelim. Tabii ki. Kadın Kooperatifi ile yolum şöyle. Ahmet Şahin Başkanımız, İsçihisar Belediye Başkanımız kazandıktan 5-6 ay sonrası dedi başkan, kooperatif, kadın kooperatifi kur. İlk etapta bununla beraber çalışmaları başlattık biz. Ama araya pandemi girdi. Evet. Pandemi döneminde bir sekteye uğradık. Zaman içerisinde birçok şey beklemek zorunda kaldı. Daha sonrasında Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve eşinin de talimatlarıyla zaten hazır kurulmakta olan bir kooperatifimiz olduğu için biz doğrudan kuruluşumuzu yaptık. Çok güzel. Bu şekilde başladık. Peki kooperatifte neler yapıyorsunuz? Kurulduğunuzdan beri hangi değişiklikler yaptınız? Neler üretiyorsunuz? Kooperatifte ilk olarak biz şöyle kadınlarımızın yapmış olduğu el işleriyle başladık. İşte evde yaptıkları örgüler, bebekler, patikler bunlarla başladık. Daha sonrasında sanayi mozaiği için bir tadilat aşamasına girdik. Sanayi mozaiği alanımızı açtık. Şu anda mevcutta işleyen bir kafemiz var. Kafemizde birçok hizmet veriyoruz. Kadınlarımıza yönelik hizmetler veriyoruz. Sanatsal mozaik özellikle. İsçihisar Mermer'in başkenti olduğu için atölyelerimizden temin ettiğimiz ürünlerimizi farklı festivallerde, fuarlarda satışını yapıyoruz. İnternet üzerinden satışını yapıyoruz. Ve en önemlisi de kadınlarımızın el emeği sanatsal mermer mozaik. Çok güzel. Kadınlarımız kerpetenle taşları kırarak çok güzel sanat eserleri çıkartıyor. Bunları yapmalarına vesile oluyoruz. İzliyorlardır muhakkak ki, selamlarımızı gönderelim bizler de. Emekleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Emeklerine sağlık diyorum. Peki Kadın Kültür Evi'nde yaşadığınız ilginç bir anınız var mı sevgili hocam? Hocam aslında Kadın Kültür Evi'nde her gün çok farklı bir anı oluyordur herhalde. Farklı bir anı oluşuyor. Hani ilginç demeyeyim ama Kadın Kültür Evi'nin olması gerekliliğinin bir göstergesi diyebilirim. Şimdi biz Kadın Kültür Evi'nde kadınlara çeşitli aktiviteler de yapıyoruz. Sağ olsunlar bir diyetisyen gönderdi valilik ve bir spor kursu açtık. Ama bundan önce sağlık raporunun alınması gerekiyor.
İnanın daha hastaneye gidip tam kan tahlili yaptırmamış teyzelerimiz varmış. Evet, bu kan tahlili sonucunda sağ olsun başhekimimiz de ara ara ziyaret eder kadın kültür evimizi. Kan tahlili sonucunda kadınlarımızdan birinin gerçekten bir rahatsızlığı olduğu ve uzman bir doktora gitmesi gerektiği ortaya çıktı. Ve hani erken teşhis deniyor çok ya. Çok iyi, evet, evet. Böyle bir olayla karşılaştık. Dedik ki her noktada iyi ki birlikteyiz ve kadın kültür evimiz var dedik. Unutamadığınız ilginç zamanlardan bir tanesi değil mi? Peki kadın kültür evine katılım ne durumda? Onu da dinleyelim sizden. Hocam kadın kültür evine maşallah diyelim. Maşallah. Katılımımız çok iyi. Biz Ekim ayında açıldık. 8 aydır işte hem sosyal etkinliklerimiz hem eğitsel çalışmalarımız var. 100 küsur eğitsel çalışma yapmışız. 11.250 kez yani kadınlarımız katılım sağlamışlar. Yani 8 ayda 11.250 kadın ağırlamışız çok biz. Çok güzel, çok güzel evet, bir rakam. Evet. Maşallah. Ciddi derecede maşallah evet. diyebiliriz. Peki şimdi bu ürünlerden birazcık bahsedelim mi? Tabii sevgili ki. Sevgili hocam. Ürünlerimizden neler var? Atölyelerimizde üretilen mermer ürünlerimiz mevcut. Mermerin girmediği alan yok aslında yaşamda, hayatımızda. İşte havan, mutfak için havanlar. Şu anda çoğu ürünü getiremedik buraya açıkçası. Tuzluklar, dekorasyon malzemesi olarak süs eşyalarımız, meyve tabaklarımız, Afyon'un simgesini, haşhaşı, bardağı, her şey mevcut. Mutfakta kullanabileceğimiz tabağımızdan pasta katlı pasta tabağımıza her şeyimiz mevcut. Bunun yanında kadınlarımız evde suplalar yapıyorlar. Yemek sofraları çok için suplalar yapıyorlar. Evet. Onun dışında tokalar yapıyorlar evde. Patikler, oyuncak bebekler, lösemide en uygun kullanılması gereken oyuncak bebekler bunlar biliyorsunuz. Bunları üretiyorlar. Bunların satışını da kooperatif olarak biz yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz diyelim. Ya çok güzel görünüyor ürünler. Mesela yani şunlar falan. Evet. Çok tamamen şıklar, el emeği. Çok hoşlar. Evet. Tamamen el emeği, göz nuru. Kesinlikle. Çok şık yapılmış. Patiklerimiz de var. Patik de üretiyorlar. Tabii ki. Kışın sıcacık giyebileceğimiz evimizde rahatça kullanabileceğimiz patiklerimiz de mevcut. Peki ürettiğiniz ürünlerin satışını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ürettiğimiz ürünleri ilk olarak valimizin, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in kurmuş olduğu bir albikere.com. Buradan satışını yapıyoruz. Onun dışında büyük internet sitelerinde de satışlarımız mevcut. Onun dışında belediyemiz vasıtasıyla katıldığımız fuarlarda bu mermer ürünlerimizi özellikle orada satış ve pazarlamasını yapıyoruz. Ve geri dönüşler olduğunda tekrar yardımcı oluyoruz. Bu şekilde ve Afyon'da bazı yerlerde satış standlarımız mevcut. Çok iyi. Peki hiç unutamadığınız bir anınız var mı sizin? Tabii ki var. Şimdi şöyle... Daha kadın kooperatifi kurulmadan önce kadın kültür evleri kurulsun talimatı geldiğinde valimizden kaymakam beyimizle beraber bir kahvaltıda hafta sonu bir kahvaltıda buluşalım dedik konuşalım üzerine konuşalım şeklinde. Daha sonrasında biz biraz erken gittiğimizden dolayı kaymakam beyi bekliyoruz. Tabii zaman geçirmemiz gerekiyor. İsteyhisar merkezde gidebileceğimiz kadın olarak gidebileceğimiz herhangi bir yerimiz yoktu bizim. Nereye gideriz, nasıl yaparız? Daha sonra arabamız olduğu için uzak bir yere gittik, oturduk, bekledik kaymakam bey. Ama şu anda en güzeli bence İsteyhisar merkezde kadınlarımızın rahatça gidip vakit geçirebilecekleri, arkadaşlarıyla hoş sohbet edebilecekleri, günlerini yapabilecekleri ya da doğum günü farklı konseptler organizasyonlarını yapabilecekleri iki yerimiz mevcut. Bir kadın kültür evi, iki kadın kooperatifi kafesi. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel. Peki nerede tam olarak İsteyhisar'da? Merkezdeyiz. Yani, merkezdesiniz. Merkezdeyiz. Aynen. Meydanda kafemiz. İdeal AVM üzeri diyeceğim. Üst katında hizmet veriyoruz. Merkezdeyiz. Peki kadın kültür evleri neden gerekli sizce sevgili hocam? Bir dinleyelim sizden. Yani toplumda kadının yerini hani uzun uzun anlatmaya gerek yok hocam. Kadının var olan bir değeri var. Ama biz kadın olarak bu değerimizi göstermeyi biraz unutmuşuz. Biraz böyle kendimizden uzaklaşmışız belki.
Ben şunu görüyorum oraya geldiğinde kadınlardan. Çok çeşitli yaş aralığında kadınlarımız geliyor. İşte gencinden orta yaşlısına, ihtiyarına kadar böyle oraya geldiklerinde kendilerini her şeyden önce değerli hissediyorlar. Evet. Kadının mutlu olması, toplumun mutlu olması ya. Biz orada kendi varlığımızın bilincine varıp üretiyoruz, paylaşıyoruz. Ve bunun için kadın kültür evleri gerçekten gerekliymiş. Böyle kadın akademisi diyordu ya Sayın Valimiz. Orada gidip eğitimler alıyoruz. Birçok yerde kadın istese de ulaşamayacağı eğitimlere kadın kültür evinde ulaşıyor. Bu da değil çok mi? Büyük bir şans onlar için. Kesinlikle katılıyorum. Kadın kültür evinizde çocuklarla ilgili bir etkinliğiniz var mı siz? Şöyle ki hocam, bizim hani bir kreşimiz ya da çocuklar için ayrı yapılmış bir alanımız yok. Fakat kafeteryamızın içerisinde çok güzel bir çocuk oyun alanımız var. Çok güzel. Aynı zamanda bizim çok geniş bir bahçemiz var hocam. Böyle bahçemizde çocuklar için bir oyun parkımız var. Açık alan spor alanlarımız var. Tamam. Buraya geldiklerinde anneleri çaylarını kahvelerini içerken çocuklar oyun parkında gayet rahat güvenilir bir şekilde oyun oynuyorlar. Aynı zamanda bizim küçük güzel bir konferans salonumuz var. İlkokullarda, ortaokullarda, liselerdeki öğrencilerimizin çeşitli etkinliklerini de burada gerçekleştirmeleri için vesile oluyoruz. Ha, çok güzel. Peki. Kooperatifinizde kaç kadın çalışanınız var ve günlük işleyişler nasıl? Bir dinleyelim size. Tabii ki kooperatifimizde bizim 30 üyeli bir kooperatifimiz mevcut. Ama bu 30 üyenin tabii ki hepsi de şu anda mevcutta çalışmıyor. Evet. Kafe bölümünde hizmet veren 5 kadınımız var. Bunlar haftanın 7 günü aktif şekilde kafemizde çalışıyorlar. Bunun yanında evde örgülerle, farklı işte mermer, sanatsal mermer mozaikle uğraşan kadınlarımız da mevcut. Peki, kafeterya bölümünüzde neler yapıyorsunuz? Onu da dinleyelim. Kafeterya bölümümüzde zaten şöyle söyleyeyim, çok güzel kurabiyeler. Tamamen anne eli değmiş gibi kurabiyelerimiz mevcut. Bu arada Afyon'un meşhur zaten haşhaşlı bükmesi kaçmeri. Evet, evet. Bunları sabah saatlerinde çıkartıyoruz halka hizmet vermek adına. Sabah kahvaltıları hazırlıyoruz. Muhteşem kahvaltılar hazırlıyoruz. Evet. Mutlaka bütün izleyenlerimizi bekliyoruz. Gelme imkanı olanları, herkesi bekliyoruz. Onun dışında yine kafemizde doğum günleri kutlaması, sürpriz evlilik teklifleri, arkasından birçok faaliyet yapıyoruz. Çok yardımcı. Sarma yapıyorlar mesela. Sarmalarımız, evlere servis sarmalarımız, el baklavaları. Yapıp bunları da evlere servis yapıyoruz. Çok güzel. Yardımcı Peki, oluyoruz. Kadın kooperatifinde bir gününüzü anlatabilir misiniz? Nasıl geçiyor bir gününüz kadın sizin? Kadın kooperatifi bizim faal olarak şu anda aktif olarak çalışan kafemiz sadece. Kafeyi sabah saatlerinde 8.30 gibi açıyoruz. Bükmelerimiz, katmerlerimiz hazır oluyor. Daha sonrasında gün içerisinde gelen müşterilerimize hitap ediyoruz. Bunun dışında diğer yerlerden gelmiş olan talep ve istekleri satış anlamında onları değerlendiriyoruz. Üretimini yapıyoruz bu şekilde. Peki. Kadın kültür evlerinden önceki süreci düşündüğünüzde buralara kadınlar neden gelmez sizce hocam? Esasında az evvel Gülsefa hocamın anlattığı hani kadınların gidebilecekleri, rahat rahat gidebilecekleri sosyal bir ortamları yoktu. Bu nedenle İsçeysar için öncelikliydi kadın kültür evi ve kadının üretmesi noktasında bizim biliyorsunuz mermerle ilgileniyoruz. Fabrikalarda çalışan kadınlarımız var ama biz kadınlarımıza evde de üretebilecekleri, ekonomik hayata bir iş yerine gitmeden katkı sağlayabileceklerinin bilincini oluşturduk diyorum ben böylelikle. Ve hani önceki süreci değerlendirdiğimizde küçük bir anı anlatabilir tabii, miyim? Tabii tabii lütfen lütfen. Bir gün şeye gittim işte arabanın lastiğini değiştireceğim benzin istasyonuna gittim ve bir beyefendi geldi yanıma tanımıyorum. Siz kadın kültür ev müdüresi misiniz dedi. Evet dedim. Allah sizden razı olsun dedi ya. Ne oldu dedim hani neden? Hocam dedi yani 5-6 aydır benim eşim düzenli olarak sizin kadın kültür evine gidiyor. İnanın dedi akşam sohbet edecek konumuz ve huzurumuz hani arttı. Böyle sohbetimiz arttı, keyifli olduk. Eşim oraya gelip dedi deşarj oluyor. Yaptıklarından bana da bahsediyor. Günümüz güzel geçiyor, çok teşekkür ederiz dedi. Ne kadar güzel. Bunun için bile kadın kültür evi olmalıymış diyoruz o yüzden.
Peki. Kadın eğitmek aslında bir toplumu eğitmek derler. Siz eğitimler sayesinde hangi bilgileri hayatınıza kattınız? Hocam hangi birini sayacağımı şu anda bilemiyorum ama bize düzenli olarak psikologlar geliyor. Hekimler geliyor. İşte avukatlar geliyor. Vaize hanım geliyor. Her alanda eğitimler veriliyor. Burada eğitimlerden hani gözlemlediğim kadarıyla öğretmen olmamın hasebiyle de şunu diyebilirim. İletişim her şeymiş. Biz orada çok güzel bir iletişim, çok güzel bir ağ kurduk. O nedenle eğitimlerin en büyük katkısı bu diyebilirim size. Peki kadın kültür evlerinden katılımcılardan ve biz medya kuruluşlarından beklentilerimiz nelerdir? Hocam çok teşekkür ederiz öncelikle. Gerçekten biz kadınlar olarak desteğinizin farkındayız ve bunu hissediyoruz. Hani bazen güçlüsünüzdür ama arkanızda da bir gücün olması sizin gücünüzü daha iyi hissetmenize sebep olur. Biz bu gücü hissediyoruz. Katkılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü kadın kültür evlerimiz bazen hani böyle çok hızlı başlarız. Ayaklarımız yere şu anda gayet güzel oturdu. Bu sürecin devam edebilmesi için de sizlerin desteğini isteriz. Peki inşallah diyelim. Kadın emeği neden kıymetli sizce? Kadın emeği neden kıymetli? Kadın eğer isterse her şeyin en güzelini başarır. Evet. Ve başardığıyla beraber etrafına da yardımcı olur. Eşine, çocuklarına da yardımcı olur. Evinin geçimine de yardımcı olur. Ve her şeyin en güzelini yapmak için gayret eder. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir zaten. Bundan dolayı kadın emeği. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Afyonkarahisar'da kadın olmak desem ne söylersiniz? Afyonkarahisar'da kadın olmak biraz zor. Şöyle söyleyeyim. Daha kadınımıza yeni yeni bir şeyler kazandırmaya çalışan bir toplumuz. İşin gerçek yanını konuşmak gerekirse. İki sene içerisinde çok güzel işler başarıldı. Kadınların daha çok ön plana çıkması gerekiyor. Daha güzel işler yapılması gerekiyor. Bu konuda da şunu da söylemek istiyorum. Sayın Valimiz, yeni gelen Sayın Valimiz Kübra Hanım'ın vali olarak Afyon'a gelmesi bizim için onur ve gurur. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü kadınlar daha güçlü olacaklar gibi geliyor bana şu anda. Peki siz neler söylersiniz hocam kadın olmak desem? Şöyle hocam ben işte ilk Afyon'a geldiğimde İsçihisar'dan geçerken bir yazı gördüm. Taşta açan çiçekleri gördünüz mü diyordu. Hani bu sanki bir firmanın reklamı gibi ama Afyon'da kadın olmak taşta açan o kıymetli çiçekler gibi. Biz değerliyiz esasında yani kültür olarak Afyon kadına değer veriyor ama bu değerin daha da gösterilmesi, arttırılması adına ümitlerimiz ve gördüğümüz gerçekler var. Ben Afyon'da bir kadın olarak yaşamaktan gerçekten memnunum. 18 yıldır burada yaşıyorum ve huzurlu, kendimi güvende hissederek, üreterek burada hayatıma devam ediyorum. Çok mutluyum. Peki sevgili hocam. Ben son sözlerinizi rica edeceğim. Neler söylersiniz son olarak? Ben son olarak özellikle kooperatif ve kültür evini de içine alarak söyleyeceğim. Bir kooperatif kazandırdıkları için öncelikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve eşine, Sayın Kaymakamımız Uğur Kapar Bey'e, belediye başkanımız hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Ahmet Şahin'e ve bu konuda valilikte çalışan birçok arkadaşımız var. Her şekilde desteklerini bizden esirgenmediler. Her zaman arkamızda durdular. Her konuda yardımcı oldular. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza daha fazla değer verelim diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Siz neler söylersiniz hocam son olarak? Hocam yine hocamın dediği gibi gerçekten herkese çok teşekkür ederiz. Ben bir teşekkürü de kadınlarımıza etmek istiyorum. Biz bir tek İsçihisar'da değil, hani herkes biliyor artık birçok yerde, birçok kadın kültür evi ve kadın kooperatifi olarak çok geniş ve çok güzel bir aileyiz. Ama bu ailenin devamı için kadınların da desteğine ihtiyaç vardı. Biz onlardan bu desteği gördük. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hep birlikte çok güzel bir aile olduk. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sağ İzleyen kadınlarımıza, emekçi kadınlarımıza da selamlarımızı bir kez daha gönderelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim haberimize devam edelim bir kez daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan
ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum. Aziz milletim, Cumhuriyetimizin 100. yılını sıradan bir tarih geçişi olmanın ötesinde kazanımlarımızın ve hedeflerimizin muhasebe vesilesi, vizyonlarımızın nirengi noktası görüyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Coğrafyamızdaki hakimiyetimizin 1. yılına yaklaştığımız bir dönemde bu tür muhasebelere ve vites büyütmelere daha çok ihtiyacımız olduğu açıktır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e miras kalan Anadolu'daki varlığımızı ilelebet kılmak için dünyanın ve bölgemizin değişen şartlarını iyi okumalı, kendimizi hep bu coğrafyanın üstünde konumlandırmalıyız. Aradan geçen bunca asra, yaşanan onca hadiseye rağmen bu toprakların hakimiyetimizde olmasını hala hazmedemeyenler olduğu gerçeğini biz değil, karşımızdakiler sürekli hatırlatıyor. Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinin her bir adımı, her bir gelişmesi bu hakikatin birer vezikasıdır. Bilhassa 18. yüzyıldan itibaren verdiği mücadelelerin yol açtığı tüm yorgunluğa, tüm yıpranmışlığa, ödediği onca bedele rağmen insanımızın milli mücadeleye dört elle sarılmasının gerisinde de aynı bilinç vardır. Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı milli mücadeleyi, şanlı tarihimizin bu topraklardaki son devleti cumhuriyetle taşlandırmamız, milletimiz için yeni bir başlangıç anlamına gelmektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca da hem geçmişten gelen yüklerin ağırlığı, hem yeni devletimizin kuruluş sancıları sebebiyle demokratik ve ekonomik gelişim adımlarımızı epeyce yavaş atabildik. Buna rağmen önce çok partili siyasi hayata geçerek ardından darbeler, siyasi istikrarsızlık ve terörle kesintiye uğrasa da kalkınma hamlelerimizi başlatarak kendimize yeni bir yol çizdik. Geçtiğimiz 20 yıl eser ve hizmet siyasetinde ülkemizin altın çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Tüm bu arka plandan hareketle Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye yüzyılı ülküsüyle başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz. İki asırlık demokrasi tarihimizin en köklü yönetim sistemi reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye yüzyılının girizgahı ve garantisi olarak addediyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son iki asırda yaşadığımız kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek, Türkiye 100 yılı iddiamızı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bu programı 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettiğimiz 2023 hedefleri bizim için kısa vadeli atılımlarımızın ilk istasyonudur. Ardından fethin 600. yılına adağımız 2053 vizyonumuz geliyor. Bu vizyonu teknolojiden savunmaya, çevreden ulaştırmaya kadar tüm unsurlarıyla şimdiden şekillendirmeye başladık. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt zaferinin
birinci yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzla taşlandıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde vatandaşlara seslendi ve iktidarı eleştirdi. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yaklaşık 5 yıl önce bu meydandaydık. Ankara'dan İstanbul'a milyonlarla birlikte yürümüş ve 9 Temmuz 2017'de bu meydanda milyonlarla buluşmuştum. Ve o gün bu meydanda kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır demiştim. Az kaldı. Bu kentin bu meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın, az kaldı. Benden önce halkımızın çığlığını dinlediniz. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Yaratılmak istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepsi ama hepsi birlikte çalışıyor. Bunların tek bir amacı var. Korku iklimini yaratmak, sizi, bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. İnsanları gece yarısı gözaltına aldırıyorlar, tutukluyorlar. Tweet attılar diye liseli çocukları okullarından alıyorlar. Yeşili savunan, doğayı savunan aktivistlere ağır hapis cezaları verdiriyorlar. Tahammül edemiyor. Biz ise, yani Cumhuriyet Halk Partili olarak bizler, gençlerden Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil bekliyoruz ve gençlerimizin her birisi fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hürdür. Ülkeye hak, hukuk, adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz, bizi özgürce eleştireceksiniz. Memleketi bir uyuşturucu bataklığına çevirdiler. Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları. İşte bu. Biz kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz. Bu haklı davamızın önünü kesmek için sürekli bir güvensizlik ortamı yaratmak istiyorlar. Başaramayacaklar. Biz kazanacağız. Ekonomik krizin acı gerçeklerini halkımızdan az önce dinlediniz. Bu hakka, hukuka ve adalete sırt çevirmenin sonucudur. Adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır yoksulluk içinde geçinemiyorlar. Onlar emeklinin bayram ikramiyesine tek kuruş zammı dahi çok görüyorlar. En değerlimizi, gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerimizin %70'i yurt dışına gitmek istiyor. Çok uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı artık. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç ve Finlandiya konusunda muhalefet partileri eleştirerek milli konularda dahi Cumhurbaşkanı'nın yanında durmasını bilemiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da diğer Avrupa ülkelerinin tavırları elbette ki bizi bir dereceye kadar ilgilendirir. Ama bakıyoruz şimdi içerideki özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler bu konuda net bir tavır yok. Hatta bir açıklama dahi yok. Bir açıklama dahi yok. Hepsi suspus. Açıklama yapanlar da ağzının ucuyla soru sorulduğunda mecburen açıklama yapanlar da iki gün önce bir akşam televizyonda birisine denk geldim. O da Finlandiya'yı, İsveç'i
itham etmekten önce Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk hükümetini itham ediyor. Yani diyor ki bu noktaya gelinmişse burada diyor pay Türkiye'nindir diyor. Vay anasını ya. Yani dış politikada bile, milli politikalarda bile devletinin, ülkesinin, cumhurbaşkanının yanında durmasını bilemiyor. Şimdi bunlara söyleyecek bir sözümüz olamaz. Peki niye böyle oluyor diye baktığınızda bunun iki temel sebebi olduğunu görüyorsunuz. Birincisi Avrupa ile, ABD ile, Batı ile ilişkilerini bozmak istemiyorlar. Çünkü bizzat ABD Başkanı Batı ülkeler ne diyor? Türkiye'de iktidar değişikliğini muhalefetle işbirliği yaparak gerçekleştireceğiz diyor. Yani ümidi beli oraya bağlamış durumdalar. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne diyor İsveç ve Finlandiya? PKK'yı ülkenden çıkar diyor. PKK'ya yardımı kes diyor. YPG, PYD, PKK hepsi aynıdır. Bana hikaye okuma diyor. Bana maval anlatma. Bunların hepsi aynıdır diyor. E şimdi yani İsveç ve Finlandiya'ya kimi çıkar diyoruz? HDP'nin ağababalarını. HDP kim? İşte Millet İttifakı'nın resmi değil, görünen değil ama masa altındaki ya da dolabın içindeki fiili ortağı. İkinci sebep de işte bu fiili resmi olmayan ama son yerel seçimlerde de gördük. İşte bugün İstanbul mitinginde de HDP'nin temsilcisi var. Dolayısıyla da fiili ortakları olan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi üzmek, HDP'yi gücendirmek, HDP ile karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Biz bu siyaseti de reddediyoruz. O için seçimleri kazanmak için terör örgütünün siyasi uzantısıyla kim işbirliği yapıyorsa bilsin ki vatana, millete ve ülkeye kötülük yapıyordur. Hatta ihanet ediyordur. Evet, haberlerimize devam edeceğiz biraz sonra. Öncesinde Kocatepe Gazetesi'ne bakalım. Öne çıkan başlıkları hemen aktaralım sizlere. Sürmanşette "Rabbim beni bu şehre ve sizlere hiçbir vakit mahcup etmesin" başlığı yer alıyor. Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Harp Mağlu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve gazileri kabul etti. Parkiyat istihdamda da lider başlığı yer almış ve Sayına Engelli ve Sigortalı İstihdam Ödülü, SGK'nın Sosyal Güvenlik Haftası'nda Üreten Türkiye'nin Yıldızları Ödülleri kapsamında Sayın Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, SGK'nın 2021 yılı içerisinde Afyonkarahisar ilinde en çok engelli ve en çok sigortalı istihdam sağlayan işveren ödülüne layık görüldü. Ve manşete bakalım Kocatepe'de. "Sıfırı tüketenler, valiler kararnamesinden siyasi çıkar çabaladı" başlığı yer alıyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın gündeminde muhalefetin izlediği politikalar vardı. Uluçay, belirli dönemlerde çıkarılan valiler kararnamesinin sanki olağan dışıymış gibi bir izlenim verilmeye çalışılması maalesef sıfırı tüketmiş, toplumda karşılığı kalmayanların bir kararnameden bile siyasi çıkar elde etme çabasına dönüştü dedi. Ve 5 köyün kullandığı mera arazisi yandaş şirkete peşkeş çekilmek isteniyor denilmiş. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, 5 köyün ortak kullandığı mera arazisinin bir maden şirketine peşkeş çekilmeye çalışılmasına karşı köylülerin mücadelesine destek verdi. Köksal, "AK Parti Afyonkarahisar'da satılmadık yer bırakmadı, yeter artık köylünün boğazından elinizi çekin" dedi. CHP heyetinden Vali Yiğitbaşı'na ziyaret. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. "Afyonkarahisar artık dünyaca tanınıyor" başlığı yer almış. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunseven, Afyonkarahisar'ın artık birçok alanda dünyaca tanındığını vurguladı. Ve son başlık Kocatepe Gazetesi'nde Aküfest Kortej Yürüyüşü ve Zafer Meydanı'ndaki etkinliklerle başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Festivali açılışı, AKÜ öğrencileri, personeli ve Afyonkarahisar halkının katıldığı kortej yürüyüşü ve Zaferkent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Evet, Kocatepe Gazetesi'ndeki başlıkları aktarmış olduk sizlere. Devam edelim Türkeli Gazetesi ile. Türkeli Gazetesi'nde sürmanşete bakalım.
Vali Yiğitbaşı ilçeleri geziyor başlığı yer alıyor. Göreve gelir gelmez ilçe ziyaretlerine hız veren Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı sırasıyla Evciler, Daskırı, Başmakçı, Dinar, İsçihisar, Bayat ve Emirdağ ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumunu yerinde öğrendi. Ve manşete bakalım. Başkan Zeybek'ten teleferik açıklaması 2023'e yetişecek başlığı yer alıyor. AK Partili başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında teleferikle ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Zeybek, teleferiğin 2023 seçimlerine kadar hizmete gireceğini söyledi. Teleferik ihalesiyle ilgili olarak konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin teleferikten hem kira alacağını hem de cirodan %3,5 gelir elde edeceklerini aktardı. Zeybek, teleferik ihalesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz pazartesi günü de sözleşmemizi resmileştirdik. 3 ortaklı bir firma ihaleyi kazandı. Bunların Türkiye'de 2 veya 3 bölgede teleferik işletmeleri var. Yamaç paraşüt işletmeleri var. Yani tecrübeli bir firma. Biz hem kira alacağız hem başlangıç noktasındaki cirosundan %3,5 belediyemize gelir elde edeceğiz. Ay sonu gibi yer teslimlerini gerçekleştireceğiz. İsviçre ortakları ay sonu gibi gelecek. Yer teslimini yaptıktan sonra da arkadaşlar imalata başlayacaklar. Herhalde genel seçimlerden önce de işletmeye açılır diye düşünüyoruz diye konuştu. Ve diğer başlıklara bakalım. Aküfes başladı, beraber ıslandık, yağan yağmurda başlığı yer almış. Yağmur eşliğinde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Karakaş, beraber ıslandık, yağan yağmurda diyebileceğimiz bir hikayemiz oluştu dedi. Ve son iki başlık, Akşener Yahudi Emanuel Karaoğlu'nun temsilcisi mi? AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara değindi. Uluçay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Serdar'a Hakan Abdülhamit Han'ı hedef almasına şu sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan Abdülhamit Han'ın temsilcisi ise Akşener Yahudi Emanuel Karaoğlu'nun temsilcisi mi? CHP'nin İstanbul mitingine de değinen Uluçay, her yer kandil, her yer direniş sloganlarına tepki göstererek CHP bu mitingle vatanı koruyan Mehmetçiğe değil teröristlerin amaçlarına hizmete hazır olduğunu duyurdu dedi. Ve AK Parti satılmadık yer bırakmadı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, 5 köyün ortak kullandığı mera arazisi konusuyla ilgili gündeme gelen konuda köylerin mücadelesine destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç ve Tınaztepe beldeleriyle Balmahmut Köyü'nde beraberinde CHP Sinanpaşa ilçe başkanı Ahmet Demir, yönetim kurulu üyeleri Belde Başkanı Ahmet Gündüz ve İl Disiplin Kurulu üyesi Ayşe Göktaş'la birlikte vatandaşları ziyaret edip sıkıntılarını yerinde dinledi. Evet, Türkiye'li gazetesinde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Devam edelim Kadın Ana gazetesiyle. Kadın Ana'da öne çıkan başlıklar. Sürmanşette Uluçay, CHP Mehmetçiğe değil teröristlerin amaçlarına hizmete hazır olduğunu duyurdu dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Serdar Hakan Abdülhamit Han'ı hedef almasına şu sözlerle tepki gösterdi denilmiş. Ve Hatay'da Afyon gastronomi rüzgarı esti. Belediye şehrimizle birlikte gastronomi şehri olan Hatay'da Expo 2021 etkinliklerine katıldı. Hatay'da bulunan gastronomi birimi Anadolu'nun ilk camisi Habibi Necar Camii'nde tescilli lezzetimiz Afyon lokumunu ikram ederek Şehir Postası gazetesine dağıttı denilmiş. Manşete bakalım. Vali Yiğitbaşı yatırımları yerinde inceliyor. Göreve gelir gelmez ilçe ziyaretlerine hız veren Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı hafta sonu mesaisinde sırasıyla Evciler, Daskırı, Başmakçı, Dinar, İsçihisar, Bayat ve Emirdağ ilçelerini ziyaret ederek ilçelerin genel durumunu yerinde öğrendi. Ve öğrencileri dinledi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ilimizin en hareketli bölgelerinden biri olan Erenler bölgesine gece ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde hareketliliği bir hayli artan ve büyük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Erenler bölgesine ziyarete bulunan Vali Yiğitbaşı öğrencilerle sohbet ederek sorun, talep ve önerileri dinledi. Vali Yiğitbaşı öğrencilere zihin açıklığı ve derslerinde başarı temennisinde bulundu. Daha sonra Erenler Polis Karakolu'nu ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Yiğitbaşı, bölgenin asayiş ve güvenliğini sağlayan personelle de sohbet ederek hayırlı mesailer diledi. Madalyalar takıldı. Okul sporları faaliyet programında yer alan Türkiye birinciliği basketbol müsabakaları erkekler ve kızlar kategorisinde Afyonkarahisar'da oynanan maçlar sonucunda tamamlandı. Birbirinden heyecanlı ve kıyasıya geçen karşılaşmalar neticesinde erkekler kategorisinde TET Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu, kızlar kategorisinde ise Ankara Özel Arı Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını
aldı. Ve son iki başlığa yer verelim. Park Hayat İstihdam'da da lider başlığı yer alıyor. Elinizi meralardan çekin. Son başlık. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, 5 köyün ortak kullandığı mera arazisinin bir maden şirketine peşkeş çekilmeye çalışılmasına karşı köyleri mücadelesine destek verdi. Köksal, AKP Afyonkarahisar'da satılmadık yer bırakmadı dedi. Yeter artık köylünün boğazından elinizi çekin dedi. Evet, Kadın Ana gazetesinde de öne çıkan başlıklar bu şekildeydi, aktarmış olduk sizlere. Haberimizle bir kez daha devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a tepki gösterdi ve artık benim için müşottakes diye birisi yok. Biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz dedi. Lafa gelince herkesin büyük laflar ettiği Karadeniz'in kuzeyindeki savaşta dahi toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yapılan saldırıyı asla kabul etmediğimizi açıkça belirttiğimiz Ukrayna'ya en ciddi, somut ve işe yarar desteği biz verdik. Rusya ile ilişki kurduğumuz her platformda ve her seviyede bu tutumumuzu kendilerine de mertçe söyledik. Krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacak şovlara katılmak yerine Rusya ile siyasi ve insani ilişkilerimizi sürdürerek bölgede önce ateşkesin sağlanması, ardından kalıcı bir barış anlaşmasının yapılması hususunda da en samimi çabaları yine biz sergiledik. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa bizim doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri bu çerçevede oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttüm. Hollanda Başbakanı Sayın Rutte ile, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg ile, İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson ile, İsveç Başbakanı Sayın Andersson ile, Finlandiya Başbakanı Sayın Niinistö ile bu konuları enine boyuna konuştuk. Muhataplarımızın tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımını terörle mücadele ve müttefiklik dayanışması vurgularıyla açıkça paylaştım. Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortada olan bir NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde biliyorsunuz Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ve ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Ve hepsinden öte şu anda ona yakın üs var Yunanistan'da. Ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük. Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl stratejik
konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Afyonkarahisar Belediyesi 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda gençlere özel ayak tenisi turnuvası düzenledi. Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyona 47 takım 200'den fazla sporcu katıldı. 7. sayı Ayak farkı 3'e indirdi. Turnuvanın startını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek verdi. Uğurlu olsun diyorum. Etkinlik büyük heyecana sahne olurken Zafer Meydanı'nda düzenlenen turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren karşılaşmanın sonunda birinciye 5.000, ikinciye 3.000, üçüncü olan takıma ise 2.000 lira para ödülü verildi. Tamam, hemen diğerisi. Dereceye giren takımlar kupa ve ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı, Ayak Tenisi İl Temsilcisi Turhan Hayat ve Spor Tesisleri Birim Sorumlusu Okan Çelik'in elinden aldı. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için biz bu etkinliği yapmıştık. Lakin o gün hava şartlarından dolayı biz pazar gününü erteledik. Afyon'da ilk defa yapıyoruz ayak tenisi turnuvasını. Tabii yoğun bir katılım oldu. Gerçekten biz bir hafta öncesinden katılımı kapattık. Başvuruları kapattık. Çünkü inanılmaz bir şehir dışı da dahil olmak üzere katılım talebi oldu. Afyonkarahisar ilklerin şehri. Biz de ilk defa bu turnuvayı yapıyoruz. 200'e yakın sporcu var. Güzel bir turnuva. Eğlenceli bir şekilde devam etmekte. Üçüncü olan Mavi Şimşekler takımı. Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gelen 120 dağcı Ege'nin zirvesi Gelincik Ana tırmanışında Çukur Yaylası'na ulaştı. Afyonkarahisar Valiliği Çay Kaymakamlığı, Çay Belediyesi, Kocatepe Doğa ve Gençlik Sporları Derneği ve Deresine Köyü Muhtarlığı işbirliğinde Sultan Dağları'nın 2675 metre yüksekliğindeki Gelincik Ana zirvesine tırmanmak için 2 günlük program düzenledi. Tırmanış için Türkiye'nin farklı illerinden gelen 120 dağcı, Kodak koordinasyonunda Deresine Köyü'nde buluştu. İlk gün arazi araçlarıyla Çukur Yaylası'na ulaşan dağcılar, kamp kurarak teknik toplantılarını gerçekleştirdi. Bu sporcular Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Kodak Başkanı Kaan Kabil, Büyük Taarruz'un 100. yılı için düzenledikleri Ege'nin zirvesi Gelincik Ana tırmanışına Türkiye'nin farklı illerinden 120 dağcının katıldığını söyledi. Gelincik Ana, Ege bölgesinin en yüksek zirvesi, Sultan Dağları'nın da Gelincik Ana zirvesi diye geçer. 2675 metredir. Kamp alanımız Çukuryayla kamp alanıdır. Yaklaşık buradan 900 metre rakım farkı vardır zirveyle. Zirve yürüyüşü ekibe bağlı olarak 8-8,5 saat civarında süreceğini tahmin ediyoruz. Mesafe toplam 12 kilometre. Dağcılar da düşüncelerini aktardı. Ağrı Dağı başta olmak üzere Aladağlar'da 9 tane zirvem var. Kaçkarlar ve Hasan Dağı zirvelerim var. Gelincik Ana ilk kez oldu. Ve gençlerden oluşan bir grup olması bizi daha çok mutlu etti. Biz yaşlardaki kişiler için. Yaklaşık 9 saatlik bir faaliyetin sonrasında zirveyi yapmış, geri kampa dönmüş olacağız. Deresinek Muhtar Adem Zengin ise gururlu olduklarını belirtti. Son derece memnunuz. Gelen arkadaşlar da memnun edebilmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Büyük Taarruz'un 100. yüzyıl nedeniyle yapıldığı için tabii ki farklı yani. Büyük Taarruz Afyon'dan başlamıştır malum. Bir Afyonlu olarak da gurur duyuyoruz bu etkinliği yaptıkları için. Dağcılar Ege'nin en yüksek noktası Gelincik Ana'ya ulaştıklarında zirve defterine imzaladı. Gidecek bir şey. Sonuçta bunlar sürekli dağcılık yapıyor.
Evet, Kitap Kafe'den aldığımız kitabımızı hemen takdim edelim sizlere. Dr. Johnny Wepp'in Çocuklarda İhmalin İzi Çözümler adlı kitabı. Hemen birazcık özetinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Duygusal ihmalin çocuklarınıza aktarılmasından nasıl kaçabilirsiniz? Ya da uzak hissettiğiniz partnerinize ulaşmak için ne yapabilirsiniz? Ebeveynlerinize problemli ilişkilerinizi nasıl düzeltebilirsiniz? Dr. Wepp yeni kitabında duygusal ihmal kavramını ilk kitabındaki kendini iyileştirme sürecinin ötesine taşıyor ve araçları, duygusal ihmalin evlilik, ebeveynlik ve duygusal anlamda ihmalkar aileler üzerinde bıraktığı durumlara uyguluyor. Bu da sorunlara cevap olarak verilen yöntemlerin güçlü çözümler haline gelmesini sağlıyor. Eğer psikoloji kitaplarında çözümlerin verilmediğinden şikayetçiyseniz bu kitap tam olarak size göre denilmiş efendim. Kitabımızda aktardığımıza göre artık bugünlük de bizler Aylan Süre'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın yine aynı saatlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.